Paris'te Altın Horoz Sokağı. Saat sabahın 7'si. Sokaktan ardı arkası kesilmeyen, hiddetli, hırçın bağırtılar yükseliyor. Bulunduğum otelin karşısındaki küçük oteli işleten Madame Mons dışarı çıkmış, kaldırımdan 3. kattaki bir müşterisine bağırıyordu. Çıplak ayaklarına tahta papuçlarını geçirmiş, kıl saçlarını çözüp sarkıtmıştı. Salüp, salüp! Kaç kez söyleyeceğim sana, duvar kağıtlarının üzerinde tahta kurusu ezme diye. Babanın malı mı bu otel senin? Neden herkes gibi pencereden atamıyormuşsun böcekleri? Putain! Salüp! 3. kattaki kadın, veş! Bu sözlerden sonra her yandan pencerelerin savrulup açılması ve sokağın yarısının kavgaya katılmasıyla tam bir çok sesli bağırış çağırış korosu yükseldi. 10 dakika sonraysa birden hepsi susmuştu. Sokaktan geçen bir atlı tabura bakıyorlardı. Bu sahneyi Altın Horoz Sokağı'nın ruhu hakkında bir fikir vermek için anlatıyorum. Orada kavgadan başka bir şey olmaz değil. Ne var ki bu anlattığım gibi bir olayı yaşamadığımız sabahta yok gibidir. Kavgalar, satıcıların umutsuzca üzgün bağırışları, sokağın parke taşları üzerinde portakal kabuğuyla top oynayan çocukların haykırışları, geceleri yüksek sesle söylenen şarkılar, çöp arabalarının ekşi kokusu, İşte bütün bunlar sokağın genel havasını oluşturuyordu. Pek dar bir sokaktı. Çökerken büsbütün çökmeyip de dona kalmış gibi birbirlerine doğru garip biçimde eğilmiş, yüksek ve sıvaları dökük evlerin oluşturduğu bir dere yatağına benzerdi. Bu evlerin hepsi birer oteldi ve çatı katlarına kadar Leh, Arap, İtalyan müşterilerle tıklım tıklım doluydu. Alt katlarında bistrolar vardı. Buralarda birkaç şilin kadar bir paraya bir şey içilebilirdi. Cumartesi akşamları mahallenin erkek nüfusunun aşağı yukarı 1/3'ü sarhoştu. Kadın yüzünden kavgalar olurdu. En ucuz otellerde kalan Arap yol işçileri ne olduğu pek anlaşılmayan kan davaları güderler, bunları çözümlemek için sandalyelerle kapışırlar, bazen de karşılıklı silah çekerlerdi. Geceleri polisler ancak ikisi bir arada olursa bu sokaktan geçebilirlerdi. Epeyce patırtılı bir yerdi. Yine de bu gürültü ve pisliğin içinde alışa gelmiş saygıdeğerlikleriyle Fransız dükkancılar, fırın, çamaşırhane ve benzeri yerleri işleten kimseler başkalarına pek karışmadan yaşamlarını sürdürüyor, burada sessiz sedasız ufak servetler ediniyorlardı. Sokak Paris kenar mahallelerinin örneği sayılabilecek herhangi bir sokaktı. Kaldığım yerin adı Üç Serçe Oteli'ydi. Karanlık, 5 katlı bir beraneydi. Ahşap duvarlarla 40 tane odaya bölünmüştü. Odalar küçüktü ve kolay temizlenemez bir kirpasak içindeydi. Temizlenemezdi. Çünkü otelde hizmetçi yoktu. Madame F'nin, yani patronun da ortalık süpürecek vakti yoktu. Mukavva inceliğindeki duvarları, çatlakları belli olmasın diye kat kat pembe kağıtla kaplamışlardı. Gevşeyip kabarmış bu kağıtlarda sayısız tahta kurusu barınırdı. Tavana yakın bir yükseklikte uzun tahta kurusu kafileleri tabur tabur yol alırlar. Gece oldu mu yırtıcı bir açlıkla aşağı inerlerdi. Öyle ki insan 2-3 saatte bir kalkıp yüzlercesini birden öldürmek zorunda kalırdı. Bazen durum dayanılmaz derecede kötüyse kükürt yakıp yandaki odaya kaçırtılırdı. Ancak komşu odanın müşterisi de aynı şeyi yaparak hayvanları geri yollardı. Pis yerdi ama insan kendisini evinde hissederdi. Çünkü gerek Madame F gerek kocası iyi kimselerdi. Odaların haftalık kirası 30 frankla 50 frank arasındaydı. Müşteriler hep değişirdi. Çoğunluk yabancıydı. Bavulsuz, çantasız gelirler, bir hafta kalıp ortadan kaybolurlardı. Her iş kesiminden müşteri bulunurdu. Kundura tamircileri, damak tarıcıları, duvarcılar, yol yapımı işçileri, öğrenciler, sokak kadınları, paçavra toplayıcılar. Bir kısmı akıl almaz derecede yoksuldu. Çatıdaki odalardan birinde bir Bulgar öğrenci vardı. Amerika'ya satılan o rüküş ayakkabılardan yapıyordu. 6 saatten 12 saate kadar yatağının üstünde durur, 12 çift iş çıkarır, 35 frank kazanırdı. Günün geri kalan bölümünde Sorbonne'da ders izlerdi. Papaz olacaktı. Odasında, yerde tanrı bilim kitapları, deri parçalarıyla birlikte oraya buraya serpiştirilmiş olurdu. Başka bir odada bir Rus kadınla kendine ressamlayan oğlu kalıyordu. Anne günde 16 saat çalışır, parça başına 25 santime yırtık çorap örerken, oğlu temiz pak giyinmiş, Montparnasse'da o kahve senin, bu kahve benim, aylak aylak dolaşırdı.
Odalardan biri iki ayrı müşteriye kiralanmıştı. Adamlardan biri gündüz, öteki gece işçisiydi. Bir başkasında karısı ölmüş bir adam, tek bir yatağı her ikisi de veremli olan yetişkin kızlarıyla paylaşırdı. Otelde ayrıksı kişiler vardı. Paris'in kenar mahallelerinde acayip, kimsesiz kalmış, yaşamın boşa dönen çarkları içine düşmüş, derlenip toparlanma, olağanlaşma çabalarından vazgeçmiş insanlar bol bol bulunur. Nasıl para insanları çalışmaktan bağışık kılarsa, yoksulluk da bunları olağan davranış biçimlerinden bağışık kılmıştı. Bizim otelde kalanların bir kısmı sözcüklerle anlatılamayacak ölçüde şaşılası bir yaşam sürmekteydiler. Örneğin Rogier'ler vardı. Yaşlı, kartpallar içinde, bodur bir çift. Değişik bir iş yapıyorlardı. Saint Michel bulvarında kartpostal satarlardı. Değişik olan şu ki, kartpostallar pornografik resimler gibi kapalı paketler içindeydi. Fakat gerçekte bunlar Loire Irmağı kıyısındaki şatoların resimleriydi. Kartları satın alanlar ancak iş işten geçtikten sonra durumun farkına varıyorlar ve elbette hiçbir zaman şikayet de edemiyorlardı. Rogier'ler haftada 100 frank kadar kazanırlardı. Odalarının pisliği o kertedeydi ki aşağı kattan kokusu duyulurdu. Madame F'ye bakılırsa her ikisi de 4 yıldan beri sırtındaki giysileri çıkartmamışlardı. Sonra bir de lağımlarda çalışan Henry vardı. Uzun boylu, kıvırcık saçlı, üzgün yüzlü, lağımcı çizmeleriyle biraz romantik görünüşlü biriydi. Özelliği, iş gereği hariç, günlerce hiç ama hiç konuşmadan durmasıydı. Daha bir yıl önce iyi bir yerde şoförmüş, bir kenara para ayırabiliyormuş. Günün birinde bir kıza aşık olmuş. Kız bunu istemeyince sinirlenip kıza vurmuş. Kız dayağı yedikten sonra adama kör kütük sevdalanmış. 2 hafta birlikte yaşamışlar ve adamın biriktirdiği paranın 1000 frankını yemişler. Sonra kız adamı aldatmış. O da kızı kolundan bıçaklamış. 6 ay ceza yemiş. Kız bıçağı yer yemez Henry'yi eskisinden çok sevmeye başlamışmış. Barışmışlar. Henry hapisten çıkınca bir taksi almaya, evlenip oturmaya karar vermişler. Fakat 15 gün sonra kız yeniden adamı aldatmış. Adam hapisten çıktığında kız gebeymiş. Bu sefer bıçaklamamış. Bütün parasını çekip bir içki alemine gitmiş. İçki alemi 1 aylık bir hapis cezasıyla sonuçlanmış. Lağımcılığa da işte ondan sonra başlamış. Hiçbir şey Henry'yi konuşturmazdı. Neden lağım işinde çalıştığı sorulunca hiç yanıt vermez, yumruklarını yan yana getirip kelepçe işareti yapar, başını sertçe güneye, yani hapishanenin bulunduğu yöne çevirirdi. Sanki kötü talihi adamı bir günde deli etmişti. Yılın 6 ayını annesinin babasının yanında Putney'de, 6 ayını da Fransa'da geçiren R adında bir İngiliz vardı. Fransa'dayken günde 4 litre şarap içerdi. Cumartesileri bu 6 litreye kadar çıkardı. Şarap orada Avrupa'nın her yerinden daha ucuz diye bir defasında ta Azor adalarına kadar gitmişmiş. İnce, uygar bir kimseydi. Hiç kabalık etmez, kavga çıkarmazdı. Hiçbir zaman ayıkta değildi. Öğleye kadar yataktan çıkmaz, öğleden gece yarısına kadar bistrodaki köşesinde otururdu. Zom olduğunda özenli, kadınımsı bir sesle antika döşemelerden söz ederdi. Otelde benden başka tek İngiliz oydu. Bu sözünü ettiğim insanlarınki kadar ayrıksı, şaşılası yaşamlar süren birçok kişi daha vardı. Bir gözü cam olup da bunu bir türlü kabullenmek istemeyen Romanyalı Monsieur Jules, limuzinli duvarcı ustası Frex, benim zamanımdan önce ölmüş olan Varyemez Rekol, imzasını hep cebinde taşıdığı bir kağıt parçasına bakmadan atamayan yaşlı paçavracı Laurent. İnsanın vakti olsa da bunlardan birkaçının yaşam öyküsünü yazsa eğlenceli olurdu. Oturduğum yerdeki insanlardan sırf merak çeksin diye değil, bunların hepsi anlatacağım şeyin bir parçası olduğu için söz ediyorum. Benim asıl konum yoksulluk. Yoksullukla ilk kez karşı karşıya gelişim de işte toplumun bu döküntüleri arasında oldu. O sefalet yuvası pisliği ve şaşılası yaşam çeşitleriyle önce yoksulluk konusunda bir uygulamalı ders, sonra da kendi yaşadıklarıma bir art alan oluşturdu. İşte bu nedenle oradaki yaşamın nasıl bir şey olduğu hakkında bir fikir vermeye çalışıyorum. Mahallede yaşam. 3 Selçuk Oteli'nin altındaki bistromuzu ele alalım. Yarı bodrum katı, tabanı kırmızı taş döşeli ufak bir yer. Masa üzerleri şarap emmekten kabarmış. Duvarlarda bir cenaze alayı resmi. Üzerinde veresiye öldü yazılı. Boyunlarına kırmızı çevre bağlamış, çakısıyla salam kesen işçiler.
Ne istediğini bilen inek yüzlü ve çok alımlı bir Averne köylüsü olan, gün boyu midesine iyi geliyor diye Malaga şarabı içen Madame F. Bir aperitifine atılan zarlar. Çiçeklerden, ahududulardan söz eden şarkılar. Comment ne pousier un solda. Moi, cuime, tole regimen. Demiş Madelon kızın şarkısı. Akıl almaz biçimde herkesin gözü önünde sevişmeler. Otelin yansı akşamları bistroda bir araya gelirdi. Keşke insan Londra'da da şöyle şen bir pub bulabilse. Bistroda acayip konuşmalara tanık olunurdu. Örnek diye size oranın ilginç tiplerinden Charlie'nin konuşmasını vereyim. Charlie derli toplu bir ailesi olan, eğitim görmüş bir delikanlıyken evinden kaçmıştı. Ara sıra gelen posta havalesiyle geçiniyordu. Onu gözünüzde canlandırmak için küçük bir çocuğun pespembe, taze yüzü, diri yanakları, yumuşak koyu kumral saçlarını düşünün. Dudakları kiraz gibi kıpkırmızı ve nemlidir. Ayakları ufak, kolları anormal derecede kısadır. Ellerinin üzerinde bebek gibi gamzeler vardır. Sanki bir an yerinde duramayacak denli mutluymuş, öylesine yaşam doluymuş gibi konuşurken zıp zıp sıçrayıp oynar. Saat ikindi vaktiymiş. Madame F'den ve bir iki kişiden başka kimse yokmuş bistroda. Charlie için hiç fark etmez. Konu kendisi olsun da kiminle konuşursa konuşsun. Sözcükleri dilinin üstünde yuvarlayarak, kısa kollarını savurarak konuşur. Meydanda kürsüye çıkmış bir konuşmacı gibi küçük ve biraz domuzu andırır gözleri heyecanla parlar. Bilmem neden. Görünüşü derin bir tiksinti uyandırır. Aşktan söz ediyor. En sevdiği konudur. Ah aşka! Ah kadınlar beni nasıl da mahvettiler. Ya hanımlar beyler. Kadınlar yıkımım oldu benim. Umutsuzca yere serildim. 22'sinde ben yıpranmış, bitmiş bir adamım. Ama neler de öğrenmedim. Ne bilgelik derinliklerine dalmadım ki. Gerçek bilgeliği öğrenmek, sözcüğün en yüksek anlamıyla uygar kişi. Rafin, visyo adam olmak ne büyük şey. Böyle bir yığın laf. Beyler, hanımlar, farkındayım ki üzgünsünüz. Ah, Melaviye be. Üzgün olmamalısınız. Daha şen olun, yalvarıyorum size. Hadi şişemizi Samos şarabıyla dolduralım. Böyle şeyler düşünmeyiz. Ah, Kelaviye be. Beyler, hanımlar, zengin deneyimlerime dayanarak size aşktan söz edeceğim. Yalnızca uygar insanın bilebileceği gerçek duyarlılığın en yüksek, en ince tadın ne olduğunu size söyleyeceğim. Size hayatımın en mutlu gününü anlatacağım. Ah yazık ki böylesine mutlu olabildiğim günler artık geride kaldı. O günler geri dönmemecesine geçti. Böyle bir şeyin olanağı hatta isteği bile uçup gitti. Evet, dinleyin. 2 yıl önceydi. Abim Paris'e gelmişti. Kendisi avukattır. Annem babam beni bulmasını, yemeğe çıkarmasını söylemişler. İkimiz birbirimizi hiç sevmeyiz ama annemize babamıza karşı gelmesek daha iyi olur diye düşündük. Birlikte yemek yedik. Abim 3 şişe bordo şarabı içip de kafayı bulunca kendisini oteline götürdüm. Yolda da 1 şişe konyak aldım. Otele gelince abime kendisini ayıltacak bir şey diye 1 su bardağı dolusu konyak içirdim. İçti ve hemen sızıp külçe gibi yere yığıldı. Kaldırıp sırtını karyolaya dayadım. Ceplerini karıştırdım. 1100 frank varmış. Aldım hemen aşağı indim. Ve bir taksiye atlayıp oradan kaçtım. Abim adresimi bilmiyordu. Güvendeydim. Bir erkeğin cebinde para olunca gideceği yer neresidir? Bordel elbette. Fakat sanmayın ki yapı işçilerinin gittiği o adi yerlerden birine gittim. Olacak şey mi? Uygar adamız biz. Cebimde 1000 frankla anlayacağınız gibi zor beğenir olmuştum. Aradığımı ancak gece yarısından sonra bulabildim. Pek şık giyinmiş 18 yaşında bir gence rastlamıştım. Üzerinde smokin vardı. Saçlarını Amerikalılar gibi kestirmişti. Bulvardan uzak bir yerde sessiz bir bistroda söyleşiyorduk. İyi anlaşmıştık delikanlıyla. Şundan bundan çeşitli eğlencelerden söz ettik. Sonra bir taksiye binip gittik. Taksi tenha bir sokakta durmuştu. Sokağı öteki uçtaki tek bir hava gazı fenerinin titrek ışığı aydınlatıyordu. Yerde taşların arasında koyu renk su birikintileri vardı. Bir yanımızda manastırın yüksek dümdüz duvarları uzanıyordu. Rehberimse beni dar ve yüksek, harap, pencereleri kapalı bir eve doğru yöneltti ve kapıya birkaç kez vurdu. Ayak sesleri, kilit şakırtıları duyuldu. Kapı aralandı. Dışarıya bir el uzandı. Avucu yukarıya dönük, görünümü çirkin bir eldi. Burnumuza dayanmış para istiyordu. Rehberim ayağını kapı arasına koydu ve ne kadar istiyorsun diye sordu. 1000 frank dedi bir kadın sesi. Hemen ödeyin, yoksa giremezsiniz.
1000 frankı uzanan avuca koydum. Geri kalan 100 frankı da beni getiren delikanlıya verdim. İyi geceler dileyip uzaklaştı. İçeride bir sesin paraları saydığını işittim. Sonra siyahlar giymiş, sıska, kargaya benzeyen bir kadın burnunu dışarı uzatıp beni kuşkulu bakışlarla süzdükten sonra içeri aldı. İçerisi çok karanlıktı. Kireç sıvalı duvarların ufak bir kısmına çipil bir ışık veren lambasız bir gaz bekinden başka bir şey göremiyordum. O da geri kalan her şeyin büsbütün karanlığa gömülmesine sebep oluyordu. Kötü bir şeyler seziliyordu ve toz vardı. İhtiyar kadın hiçbir şey söylemeden gaz bekine bir mum tutup yaktı. Önünde durduğum taş geçitten geçip taş basamaklardan çıkmaya başladı. ''Hadi'' dedi. ''Bodrum'a iner, istediğinizi yaparsınız. Ben hiçbir şey görmeyeceğim. Hiçbir şey işitmeyeceğim. Hiçbir şey bilmeyeceğim. İstediğinizi yaparsınız, anlıyor musunuz? İstediğiniz her şeyi. Ah beyler, size anlatmama gerek var mı bilmem. Elbette böyle durumlarda insanın içine düştüğü o titremeyi, o yan ürküntü, yan neşe olan şeyi siz kendiniz de bilirsiniz.'' Ellerimle yanımı yöremi yoklayarak aşağıya indim. Kendi solumamı, kunduralarımın taşın üzerinde çıkardığı tırlama sesini duyuyordum. Bunların dışında tam bir sessizlik egemendi. Merdivenin alt başında elime bir elektrik düğmesi geldi. Çevirdim. Tavanda 12 ampullük kırmızı bir avize yandı. Meğer, sıkı durun, bir mahzende değil yatak odasındaymışım. Geniş, zengin, cafcaflı bir yatak odasında. Tabandan tepeye kıpkırmızıydı. Düşünün bir hanımlar beyler. Yerde bir kırmızı halı. Duvarlar kırmızı kağıtla kaplı. Sandalyelere kırmızı peluş geçirilmiş. Tavan bile kırmızı. Her yer kırmızı. Işık sanki kan dolu kaselerden fışkırıyor gibiydi. Odanın ta öteki ucunda kocaman dört köşe bir yatak duruyordu. Yatak örtüsü de geri kalan her şey gibi kırmızıydı. Üzerine kırmızı kadifeden bir şey giymiş bir genç kız uzanmıştı. Beni görür görmez dizlerini kısa eteklerinin altında saklamaya çalıştı. Kapıda durmuştum. ''Buraya gel Piliç'' diye kızı çağırdım. Korktuğunu belli eder bir ses çıkardı. Bir sıçrayışta yatağın yanına gittim. Elimden kaçmaya çalışıyordu. Fakat boynunu kavradım. Direndi. Ağlayıp aman diledi. Ama sıkı sıkıya tutuyordum. Başımı arkaya devirdim. Yüzüne iyi bir baktım. Belki 27'sinde vardı. Yüzü ablak, çekiciliği olmayan bir yüzdü. Aptal bir çocuğun yüzü. Fakat boya ve pudrayla kaplıydı. Kırmızı ışık altında parlayan mavi budala gözlerinde ancak bu tür kadınlarda rastlanan o afallama, çarpık bakış vardı. Kuşkusuz annesi babası tarafından esir gibi satılmış bir köylü kızıydı. Hiçbir şey söylemeden kızı yataktan çekip yere fırlattım. Sonra üzerine bir kaplan gibi atıldım. Ah o anın tadı, hiçbir şeye benzemez coşkusu. İşte beyler, hanımlar, size anlatmak istediğim, işte aşk, gerçek aşk vardır. Uğrunda çarpışılacak tek bir şey vardır. Tüm becerilerinizi ve tüm ülkülerinizi, tüm felsefe ve inançlarınızı, tüm ince sözlerinizi, yüce davranışlarınızı bir kül yığınına çevirecek, gölgede bırakacak tek bir şey vardır. Gerçek aşk. İnsan bir kez aşkı, gerçek aşkı yaşadı mı, artık bu dünyada neşe hayalinden başka ne bulabilir? Gittikçe daha vahşi bir şekilde saldırımı tekrarladım. Kız yine kaçmaya çalıştı. Yine bağışlamam için ağladı. Güldüm. Bağışlamak mı dedim. Ben buraya senin yalvarmanı seyretmeye mi geldim sanıyorsun? Ben 1000 frankı bunun için mi ödedim sanıyorsun? Yemin ederim beyler, hanımlar, şu elimizi kolumuzu bağlayan başımızın belası yasa olmasa o kızı orada öldürürdüm. Ah nasıl çığlıklar atıyordu. Canını alıyorlarmış gibi acı çığlıklar. Fakat işitecek kimse yoktu. Paris sokaklarının altında bir piramidin gizli odası gibi erişilmez bir yerdeydik. Yaşlar kızın yanaklarından süzülürken eriyen pudra yüzünde kirli izler bırakıyordu. Ah o bir damla geri gelmeyecek zaman. Sizler beyler, hanımlar, sizler ki aşkın bundan daha incesini yaşamamışsınızdır. Sizin için böyle bir haz neredeyse düşünülemez bir şeydir. Ben de artık gençliğimi geride bıraktığım için, ah gençlik, yaşamı artık bir daha hiçbir zaman bu kadar güzel olarak görmeyeceğim sanırım. Bitti. Evet, gitti. Bir daha dönmemecesine. Ah yoksulluk, yokluk, insanın hazlarının düş kırıklığına uğraması. Çünkü aslında bakılırsa aşkın o en coşkun anı ne kadar sürer ki? Hiç. Bir an. Belki bir saniye. Bir saniyelik kendinden geçme. Ötesi toz, kül, hiçlik. İşte öyle.
Bir an için o en yoğun mutluluğu, insanoğlunun erişebileceği en ulu, en ince şeyi yakaladım. O anda da bitmiş oldu. Kala kaldım. Elimde ne vardı? Tüm vahşi gücüm, tutkum solmuş bir gül gibi yaprak yaprak dökülüvermişti. Donmuş, uyuşmuş kalmıştım. İçimde belirsiz bir pişmanlık vardı. Hatta yerde ağlayan kıza bir çeşit acıma bile duyuyordum. Böyle aşağılık heyecanların esiri olmak zorunda kalmamız ne kadar kötü değil mi? Kıza bir daha bakmadım. Tek isteğim oradan uzaklaşmaktı. Acele acele merdivenleri tırmandım ve kendimi sokağa attım. Dışarısı karanlıktı ve zehir gibi bir soğuk vardı. Sokaklar bomboştu. Ökçelerimin taşlar üzerinde çıkardığı ses sanki uzaklardan, bir boşluktan gelir gibiydi. Tüm param bitmişti. Taksiye verecek kadar bile bir şey kalmamıştı. Soğuk ve boş odama yürüyerek döndüm. İşte beyler hanımlar, size anlatmaya söz verdiğim şey buydu. Bu, aşk işte. Hayatımın en mutlu günü bu oldu. Charlie acayip bir tipti. Onu anlatışım Altın Horoz'da ne kadar değişik kimseler bulunduğunu göstermek içindi. Altın Horoz mahallesinde aşağı yukarı 1,5 yıl oturdum. Bir gün mevsim yazdı. Bir de baktım ki elimde tam 450 frank kalmış. Bundan başka İngilizce derslerinden aldığım ve haftada topu topu 6 frank tutan bir gelirim vardı. Geleceğim konusunda o zamana kadar bir şey düşünmemiştim. Fakat artık derhal bir şey yapmam gerektiğini fark ediyordum. İş aramaya karar verdim ve bir ileri görüşlülük yapıp paramın 200 frankını bir aylık otel kirasına peşin yatırdım. Böyle davranmakla ne kadar iyi ettiğimi sonradan anlayacaktım. Elimde kalan 250 frank ve bir de İngilizce derslerinin getireceği parayla bir ay geçinebilirdim. O bir ay içinde herhalde iş bulurdum. Bir turist acentesinde rehber veya belki çevirmen olmayı amaçlıyordum. Ne var ki işim rast gitmedi ve bu amacım gerçekleşmedi. Bir gün otele genç bir İtalyan geldi. Kendisini besteci diye tanıtmıştı. Ama daha çok ne olduğu pek anlaşılmayan bir durumu vardı. Çünkü apaçların ve aydınların ayırıcı işareti olan favoriler uzamıştı. Kimse de adamı hangi sınıfa sokacağını bilemiyordu. Adamın görünüşünü pek beğenmeyen Madame F, bir haftalık oda kirasını peşin istedi. Adam parayı verdi ve otelde 6 gece kaldı. Bu süre içinde oda anahtarlarının örneğini çıkarmış. Son gece 10-12 kadar odayı soyuverdi. Benimki de soyulan odaların arasındaydı. Neyse ki ceplerimdeki bozuk parayı bulamamış. Böylelikle büsbütün 10 parasız değil, fakat tam 47 frankla, yani 7 şilin 10 pence'de kala kaldım. Bu olay iş arama tasarılarıma da son verdi. Artık günde 6 frank kadar bir parayla geçinmek zorundaydım. Ve bu, daha başında başka bir şeyi pek düşündürtmeyecek kadar zor bir durumdu. İşte yoksulluk deneyimlerim o anda başladı. Çünkü günde 6 frank, günde 1 şilin yapar. İnsan yolunu bilirse, günde 1 şiline yaşayabilirse de bu hiç kolay bir iş değildir. İnsanın yoksullukla ilk karşılaşması tümden acayip bir şeydir. Yoksulluk konusunda o kadar düşünmüşsünüzdür. Yoksulluk, yaşamınız boyunca korktuğunuz, er ya da geç başınıza geleceğini bildiğiniz bir şeyken, yine de apayrı, tümden değişik bir şeyle karşılaşmışsınızdır. Pek basit olacağını sanmaktayken olağan dışı karmaşık bir şeyin içine düşmüşsünüzdür. Çok korkunç olacağını sanmışsınızdır ama bir de bakarsınız ki meğer sadece tiksindirici ve sıkıcıymış. Önce fark edilen yoksulluğun kendine özgü çapsızlığı olur. Sonra sıra karmaşık pintiliklere, kırıntıları silip süpürmeye gelir. Örneğin yoksulluğa bağlı gizliliği keşfedersiniz. Bir anda günde 6 frank gelirli biri oluvermişsinizdir. Elbette bunu kabul edemezsiniz. Yaşamınızda hiç değişiklik olmamış gibi davranmak zorundasınızdır. Yoksulluk daha işin başında sizi bir yalan ağının içine alır. Yine de o yalanlara karşın yoksullukla zor baş edersiniz. Yıkanacak çamaşırlarınızı çamaşırhaneye gönderemezsiniz. Çamaşırcı kadın yolunuzu kesip ne oldu diye sorar. Ağzınızın içinde bir şeyler gebelersiniz. Kadın başka bir çamaşırhane bulduğunuzu sanarak can düşmanınız kesilir. Tütüncü neden sigarayı bıraktığınızı sorup durur. Yanıtlamak istediğiniz mektuplar vardır. Yapamazsınız. Çünkü posta pulunun parasını denkleştiremezsiniz. Bir de yemek sorunu vardır. Yemekler zorlukların en korkuncudur. Her gün yemek saatlerinde sokağa çıkacaksınız. Görünüşe göre de lokantaya gidiyorsunuz. Gerçekte ise Lüksemburg bahçesinde güvercinlere baka baka bir saat geçirecek, sonra gerçek yemeğinizi cebinize tıkıp gizlice odanıza döneceksiniz. Yemeğiniz de ekmekle margarindir ya da şarapla ekmek.
yiyeceğin çeşidini bile yalan belirler. Alelade ekmek yerine çavdar ekmeği almak gerekir. Çünkü çavdar ekmeği yuvarlak olduğundan cepte daha iyi gizlenir. Bu da insana bir frank zarar ettirir. Bazen görünüşü kurtarmak için bir bardak içkiye 60 santim verirsiniz. Bunun sonucu olarak da yiyeceksiz kalırsınız. Çamaşırlar elek gibi olur. Sabun biter, jiletiniz kalmaz. Saçınız kesilmek ister. Kendiniz kesmeye kalkarsınız ama öyle bir sonuç alırsınız ki sonunda berbere gitmek zorunda kalırsınız. Ve bir günlük yiyeceğinizin karşılığını harcarsınız. Bütün gün yalan söyleyip durursunuz. Hepsi de pahalı yalanlardır. Günlük 6 frankınızın son derece dayanıksız, güvenilmez bir şey olduğunu görürsünüz. Önemsiz ufak tefek aksilikler çıkıp elinizden yiyeceğinizi çalar. Cebinizdeki son 80 santimle yarım litre süt almışsınızdır. İspirit ocağının üzerinde kaynatırken kolunuzdan aşağı bir tahta korusunun indiğini görüp tırnağınızla bir fiske vurursunuz. Cup. Hayvan doğru sütün içine. Sütü döküp aç oturmaktan başka bir şey yapılamaz artık. Yarım küre ekmek almaya fırına girip tezgahtar kız başka bir müşteriye yarım küre keserken beklersiniz. Kız beceriksizdir. Kestiği parça yarım kilodan fazla gelir. O müşteriye pardon monsieur der. İki leson fazla olsa olur değil mi? Ekmeğin kilosu bir franktır. Sizin de cebinizde tam bir frank vardır. Sizden de iki leson fazla isterse veremeyeceğinizi söylemek zorunda kalacaksınız diye yüreğinizi sıkan bir korkuya kapılırsınız. Başka bir fırına girme yürekliliğini de gösterinceye kadar saatler geçer. Selzabatçıya girersiniz. Bir kilo patates alıp bir frank vereceksiniz. Meğer elinizdeki maden paralardan biri Belçika frankıymış. Selzabatçı kabul etmez. O dükkandan da sıvışır, bir daha da semtine uğramazsınız. Nasıl olmuşsa yolunuz temiz, pak bir mahalleye düşmüştür. Varlıklı bir tanıdığınızın size doğru geldiğini görünce karşılaşmamak için en yakındaki kahveye kapağı atarsınız. Kahveye girdiniz mi elbette bir şey ısmarlayacaksınız. Son 50 santiminizde içinde bir tatarcık ölüsü yüzen bir fincan kahveye gitti işte. Böyle yüzlerce örnek verilebilir. Bu olaylar fakirlik sürecinin birer halkasıdır. Açlığın nasıl bir şey olduğunu ilk kez keşfedersiniz. Midenizde ekmek ve margarinle sokağa çıkar, vitrinlere bakarsınız. Her yerde savurganca yığılmış besin tepecikleri sizi aşağılar. Parçalanmış ya da bütün domuzlar, sepetler dolusu sıcak somunlar, koca kalıplarla san san tereyağları, kangal kangal sucuklar, patates dağları, değirmen taşları gibi gravyerler. Bu kadar yiyeceği bir arada görünce insan kendini ağlamaklı bir sızıldanmaya kapıp koyverir. Bir somun alıp kaçmayı, adamlar sizi enselemeden önce tümünü mideye indirmeyi tasarlarsınız. Yine de kendinizi tutarsınız. Korkudan ha başka bir şeyden değil. Yoksulluğun ayrılmaz bir parçası olan iç sıkıntısıyla tanışırsınız. Yapacak bir işi olmayan midesi boş insan hiçbir şeyle ilgilenmez. Yarı gün boyunca yatakta yatar. Kendinizi Baudelaire'ın şiirindeki genç iskelet gibi hissedersiniz. Sizi yattığınız yerden kaldırabilecek tek şey yiyecektir. Bir hafta gibi kısa bir sürede de olsa yalnız ekmek ve margarinle beslenmiş bir insanın artık insanlıktan çıktığını, birkaç yardımcı organı da bulunan bir mideden başka bir şey olmadığını anlarsınız. Günde 6 franklık yaşam için daha pek çok şey söylenebilir. Ama hepsi aşağı yukarı birbirine benzer. Paris'te binlerce kişi bu öz yaşamı sürer. Zar zor tutunmaya çalışan sanatçılar ve öğrenciler, işleri kesat giden sokak kadınları, her çeşit işsiz bunlardandır. Burası kenar mahallesi, yoksulluk mahallesidir. 3 hafta boyunca günlerim böyle geçti. 47 frank tükenivermişti. İngilizce derslerinden haftada elime geçen 36 frankla ne yapabilirsem onu yapmak zorundaydım. Deneyimsiz olduğum için parayı beceriksizce kullanıyordum. Bazen bütün gün yiyeceksiz kalıyordum. Öyle günlerde giysilerimden bir iki parçayı paketleyip otele belli etmeden Saint Genevre tepesindeki bir eskici dükkanına götürüyordum. Dükkancı kızıl saçlı bir Yahudiydi. Az rastlanır terslikte bir adamdı. Karşısında birini gördü mü öfke nöbetlerine uğrardı. Öyle bir davranışı vardı ki insan onun dükkanına girmekle kendisine bir kötülük ettiğini sanırdı. "Öf yahu!" diye bağırdı. "Yine mi sen? Sen benim dükkanımı aş ocağı mı sandın?" Akıl almaz düşüklükte fiyatlar öderdi. 25 yıline satın alıp pek az giydiğim bir şapkaya 5 frank, iyi durumda bir çift ayakkabıya yine 5 frank, gömleklerime birer frank verirdi. Her zaman kendisine götürülen malı satın almak yerine başka bir malla takas etmeyi yeğlerdi.
İşe yaramaz bir şeyi elinize sıkıştırıp sizin de onu kabullendiğiniz numarası yapardı. Bir gün yaşlı bir kadından iyi bir palto alıp eline iki tane bilardo topu vererek kadıncağızı daha ağzını açamadan kapıdan dışarı ittiğini görmüştüm. İnsan elinde olsa onun o Yahudi burnunu ne büyük bir keyifle yamyazsa ederdi. O 3 hafta çok rahatsız, çok berbat geçmişti. Daha kötü günlerin geleceği de besbelliydi. Çünkü çok geçmeden kirayı ödeme zamanı gelecekti. Yine de durum önceden sandığımın 1/4 kadar bile kötü değilmiş. Çünkü insan yoksulluğa yaklaşırken öteki gerçeklerin bir bölümünü gölgede bırakan bir keşifte bulunuyor. Can sıkıntısıyla ve küçük hesapların getirdiği karışık durumla tanışıyorsunuz. Ama bunların dışında yoksulluğun iyi yanını, onun geleceği yok ettiğini de öğreniyorsunuz. Bir açıdan bakılınca insanın ne kadar az parası varsa derdinin de o kadar az olduğu doğru. Cebinde 100 frankı kalmış biri büyük korkulara düşer. Fakat tüm serveti 3 franka inerse durum değişir. Çünkü 3 frank onu ancak ertesi güne kadar besleyecektir. Ondan ötesini düşünemez. Başı ağrır ama korkmaz. Belli belirsiz şöyle düşünür. 1 ya da 2 gün sonra acımdan öleceğim. Ne kadar kötü değil mi? Sonra akıl başka konulara kayar. Yalnızca ekmek ve margarine dayanan bir beslenme. Bir dereceye kadar kendi ilacını da sağlar. Yoksulluğa karşı büyük bir avunma olan başka bir duygu daha vardır. Sanırım bir gün 10 parasız kalmış herkes bu duyguyu tatmıştır. Bu insanın yolun sonuna gelip hiçbir şeysiz kaldığını bilmesinden kaynaklanan bir rahatlama, neredeyse bir keyiftir. Sokakta kalma deyimini her zaman duymuşsunuzdur. İşte kaldınız, o noktaya vardınız. Yine de dayanabiliyorsunuz. Bu duygu o sıkıntılı korkuyu önemli ölçüde hafifletir. Günün birinde İngilizce derslerim birdenbire kesiliverdi. Havalar gittikçe ısınıyordu. Öğrencilerimden biri dersleri sürdüremeyecek kadar kendini gevşemiş hissettiği için bana yol verdi. Öteki ise önceden haber vermeksizin oturduğu yerden çıkıp gitmiş. Bana 12 frank borç takarak. Tütünsüz ve cebimde topu topu 30 santimle kala kalmıştım. 1,5 gün boyunca ne bir şey yedim ne de bir sigara içtim. Sonunda açlık canıma tak deyince kalan giysilerimi bavula tıkıp rehin dairesine götürdüm. Bu param olduğu sanısını uyandırmak için gösterdiğim tüm çabaları noktalıyordu. Çünkü Madame F'den izin almadan giysilerimi otelden çıkaramazdım. Yine de iyice anımsıyorum. Giysilerimi gizlice kaçırmayıp kendisinden izin istediğimde çok şaşırmıştı. Çünkü bulunduğumuz mahallede oda kirasını ödeyemeyenin gizlice sıvışması pek yaygın bir numaraydı. Bir Fransız rehin dairesine ilk kez gidiyordum. Büyük, görkemli bir taş kapıdan, elbette kapının üzerinde liberte, egalite, fraternite sözcükleri eksik değildi. Adamlar karakollarının tepesine bile aynı şeyleri yazıyorlar. Büyük, duvarları çıplak, dersliğe benzer bir yere giriliyordu. Bir banko ve dizi dizi sıralar vardı. 40-50 kişi bekleşiyordu. Herkes rehine vermek istediği şeyi bankonun üzerine bırakıp bir sıraya oturuyordu. Ardından görevli eşyaya değer biçince filan numara diye bağırıyordu. 50 frank, kabul ediyor musunuz? Bazen bu tutar 15 frank, 10 hatta 5 frank olabiliyordu. Ne kadar değer biçildiğini tüm oda duyuyordu. Tam ben içeri girerken görevli hor görür bir havayla 83 numaraya sesleniyordu. Bir de köpek çağırır gibi ıslık çaldı. 83 numara bankoya doğru yürüdü. Sakallı, ihtiyar bir adamdı. Paltosunu boynuna kadar iliklemişti. Paçaları lif lifti. Görevli tek söz etmeden çıkını bankonun üzerine fırlattı. Herhalde içindekiler hiç para etmiyordu. Çıkın yere düştü ve açıldı. 4 tane yün erkek donu çıktı ortaya. Herkes kendini tutamayıp güldü. 82 numaracık donlarını toplayıp kendi kendine bir şeyler mırıldanarak ayaklarını sürüye sürüye çıktı. Rehine vermek üzere getirdiğim giysiler bavulla birlikte bana 20 sterlinden fazlaya mal olmuştu ve iyi durumdalardı. 10 sterlin eder diye düşünmüştüm. Onun da 1/4. Rehin dairelerinde insan hep değerinin 1/4 bekler. 250-300 frank tutacaktı. Korkusuz, sıkıntısız bekliyordum. En kötü olasılık 200 frank vermeleri olabilirdi. Sonunda görevli benim numaramı bağırdı. 97 numara. Evet dedim kalkarken. 70 frank. 10 sterlin değerindeki giysilere 70 frank. Ama tartışmanın bir yararı yoktu. Daha önce başka birinin tartışmaya girdiğini görmüştüm. Görevli hemen malı geri çevirmişti. Parayı ve rehin makbuzunu aldım. Dışarı çıktım.
Artık üstümdekilerden başka giyeceğim kıyafetim kalmamıştı. Şöyle böyle bir karşılıkla rehine konabilir bir palto ve bir yedek gömlek. Sonradan, iş işten geçtikten sonra, rehin dairelerine öğleden sonra gitmenin daha akıllıca bir şey olduğunu öğrenecektim. Dairedeki görevliler Fransız olduğuna göre, bütün Fransızlar gibi onlar da öğle yemeğini yiyinceye kadar aksi oluyorlardı. Otele döndüğümde Madame F. Bistro'da yerleri siliyordu. Merdiveni çıkıp yanıma geldi. Gözlerini görünce oda kiram konusunda tedirgin olduğunu anladım. ''Ee'' dedi. ''Giysilerinize ne aldınız? Fazla bir şey değil, değil mi?'' ''Hemen 200 frank'' dedim. ''Bak hele'' dedi. Şaşırmıştı. ''Peki hiç fena değil. Şu İngiliz giysileri de pahalı şeyler olmalı ki.'' Yalan bir alay sıkıntıdan kurtarmıştı beni. Ve şaşılacak şey doğru da çıktı. Birkaç gün sonra bir gazete makalesinden alacağım tam da söylediğim gibi 200 frank elime geçti. Hemen zoruma gitmekle birlikte hepsini oda kirasına yatırdım. Böylece daha sonraki haftalarda acımdan ölme sınırına gelsem de başımı sokacak yeri sağlama bağlamıştım. Bir iş bulmak artık kesinlikle zorunluydu. Bana yardım edebilecek bir dostumu, Boris adında bir Rus garsonu hatırladım. Bir hastane koğuşunda tanışmıştık. Sol bacağındaki eklem romatizmasını tedavi ediyorlardı. Bir sıkıntın olursa gel beni gör demişti. Boris hakkında birkaç şey söylemeliyim. Çünkü farklı bir kişiliği vardı. Uzun zamandır da yakın dostumdu. İri yarı, asker havalı, 35 yaşlarında bir adamdı. Eskiden yakışıklıymış da. Fakat hastalandığından beri yata yata çok şişmanlamış. Rusya'dan gelip sığınanların birçoğu gibi onun da serüvenli bir yaşamı olmuştu. Varlıklı kimseler olan annesi ve babası devrimde öldürülmüştü. Kendisi savaşta Sibirya 2. Piyade Alayı'nda savaşmış. Dediğine göre bu alay bütün Rus ordusunun en iyi alayıymış. Savaştan sonra önce bir fırça imalathanesinde çalışmış. Sonra Paris'te hamallık etmiş. Daha sonra bulaşıkçı olmuş. En sonunda garsonluğa kadar yükselmiş. Hastalandığında otel Scribe'de çalışıyormuş. Aldığı bahşiş günde 100 frankmış. Başlıca isteği metrodel olmak, 50 bin frank biriktirip sağ kıyıda küçük ama kibar bir restoran açmaktı. Boris savaştan hep yaşamının en mutlu dönemi diye söz ederdi. Savaş ve askerlik onun tutkusuydu. Ordu yönetimi ve askerlik tarihi konularında sayısız kitap okumuştu. Napolyon'un, Kutuzov'un, Clausewitz, Moltke ve Fock'un kuramlarını baştan sona anlatabilirdi. Askerlikle ilgili her şey hoşuna giderdi. En çok sevdiği kahvehane Montparnasse'daki Closerie de Lilas'tı. Nedeni çok basit. Mareşal Ney'in heykeli o kahvenin önüne dikilmişti. Sonraları Boris ve ben birlikte birkaç kez ticaret sokağına gittik. Metro ile gidince ticaret istasyonunun daha yakın olmasına karşın Boris hep orada değil de Cambronne istasyonunda inerdi. O istasyonu Waterloo'da teslim ol çağrısına Mierde diye yanıt veren General Cambronne'u çağrıştırdığı için severdi. Boris'in elinde devrimin alamadığı tek şey madalyaları, bir de alayının birkaç fotoğrafıydı. Her şey rehine gittiğinde bile Boris bunları elinden çıkarmamıştı. Hemen her gün bu fotoğrafları yatağının üzerine serer, açıklamalar yapardı. ''Bak dostum, burada bölüğümün başındayım. Erler aslan gibi değil mi? Şu Fransız sıçanlarına benzemiyorlar.'' 20 yaşında yüzbaşı olmak. Fena değil, değil mi? Ya 2. Sibirya Piyade Alayı'nda yüzbaşı olmak? Babam da albaydı. Ah ama dostum, yaşam yokuşunun inişleri, çıkışları. Sen Rus ordusunda yüzbaşı ol, sonra birden devrim patlasın, meteliksiz kal. 1916 yılında 7. Eduard Oteli'nde bir hafta kalmıştım. 1920'de yine otelde gece bekçiliğine başvurdum. Bekçilik ettim, mahzenden yukarıya şişe taşıdım. Yerleri fırçaladım. Bulaşıkçılık, hamallık, abdesthanecilik yaptım. Garsonlara bahşiş verirdim, garsonlardan bahşiş aldım. Ama beyefendice yaşamasını bildim dostum. Şişinmek için söylemiyorum ama geçen gün oturup yaşamımda kaç kadınla birlikte olduğumu saymaya çalıştım. 200'ü geçiyor. Evet, en az 200. Olsun, o günler yine gelir. Zafer en uzun çarpışmayı yapanındır. Cesaret ve benzeri ve benzeri. Boris'in garip bir kararda kalmayan bir tabiatı vardı. Hep keşke yine orduda olsaydım diye hayıflanırdı. Ancak o kadar uzun süredir garsonluk yapıyordu ki bir garson görünümü almıştı. Hiçbir zaman birkaç bin franktan başkasını biriktirememesine karşın sonunda restoranını açıp zengin olacağına kesin gözüyle bakardı. Bütün garsonların böyle konuştuğunu, aynı şeyi düşündüğünü sonradan öğrendim. Garson olmaya ancak böyle dayanabiliyorlarmış. Boris otel yaşantısından ilginç bir biçimde söz ederdi. Garsonluk bir kumar dedi.
İnsan ölünceye kadar yoksul kalabileceği gibi bir yılda servet de yapabilir. Ücret vermezler. Garson bahşişe bağımlıdır. Hesabın %10'u ve şarap firmalarının şampanya mantarı başına ödedikleri. Bazen bahşiş boldur. Örneğin Maxim'in barmeni günde 500 frank doğrultur. Mevsimine göre 500'ü de geçer. Ben kendim günde 200 frank aldığımı bilirim. Biarritz'te bir oteldeydim. Tam turizm mevsimiydi. Bütün çalışanlar, müdüründen tutun bulaşıkçıya kadar herkes günde 21 saat çalışıyordu. 21 saat iş, 2,5 saat yatak, bir ay boyunca durmaksızın. Yine de günde 200 franka değiyordu. Hiçbir vakit insan talihin ne zaman güleceğini kestiremiyor. Otel Royal'deyken bir gün bir Amerikalı müşteri yemekten önce beni çağırdı ve 24 tane konyaklı kokteyl istedi. 24 bardağı bir tepsiye koyup götürdüm. Müşteri sarhoştu adam. "Hadi garson," dedi. 12'sini ben içeceğim, 12'sini de sen. İçtikten sonra kapıya kadar yürüyebilirsen sana 100 frank var. Kapıya kadar yürüdüm. 100 frankı verdi. 6 gün boyunca her gece aynı şeyi yaptı. 12 tane konyaklı kokteyl ve 100 frank. Birkaç ay sonra öğrendim ki zimmetine para geçirdiği için Amerikan hükümetince sınır dışı edilmiş biriymiş. Ömür adamlar şu Amerikalılar değil mi? Boris'i severdim. Birlikte hoş zamanlar geçirdik. Satranç oynar, savaştan, otellerden söz ederdik. Garson olmamın iyi olacağını sık sık dokundururdu. Yazı yazacağını söylüyorsun. Yazı yazmak anlamsız bir şey. Yazı işinden para kazanmanın tek bir yolu vardır. O da yayıncının kızıyla evlenmek. Fakat şu bıyığı kesersen iyi bir garson olursun. Uzun boylusun ve İngilizce konuşuyorsun. Bunlar bir garsona gerekli olan şeylerin başında gelir. Bekle dostum. Şu karholası bacağımı bükebilecek duruma bir geleyim. Ondan sonra işsizsen kalk bana gel. İşte oteldeki odamın parasını ödeyemeyecek duruma gelmiştim. Açtım. Boris'in dediğini hatırladım ve hemen ona gitmeye karar verdim. Söz verdiğince kolay garson olmayı umuyordum. Fakat elbette nasıl bulaşık yıkandığını bilirdim. Kuşkusuz bana mutfakta bir iş bulabilirdi. İsteyen herkesin yaz mevsiminde bulaşıkçı olarak çalışabileceğini söylemişti. Nihayet benim de güvenebileceğim, sözü geçer bir dostum olduğunu hatırlayınca içim rahat etti. Kısa süre önce Boris bana bir adres vermişti. Beyaz Cübbeliler Pazarı sokağında bir yerde. Mektubunda sadece işlerin kötü gitmediğini yazıyordu. Bundan otel scribe'a döndüğünü ve günde 100 frankını aldığı anlamını çıkarmıştım. Umut doluydum ve Boris'e gitmeyi nasıl olup da daha önce akıl edemediğime şaşıyordum. Kendimi ılık ve rahat bir restoranda bir tavaya yumurta kırarken bir yandan da sevda şarkıları söyleyen sevimli aşçıların arasında günde 5 öğün yemekte görüyordum. Hatta elime geçecek olan ücrete güvenip bir paket mavi glosses için 2,5 franka bile kıydım. Sabahtan Beyaz Cübbeliler Pazarı sokağına yürüyerek gittim. Kendi sokağım kadar zavallı görünümlü ve kirli bir mahalle sokağıyla karşılaşınca afalladım. Boris'in kaldığı otel de sokağın en pis görünümlü oteliydi. Karanlık girişinden ekşimsi bir koku, bulaşık suyuyla hazır çorba karışımı bir şeyin kokusu geliyordu. Paketi 25 sente satılan Zip marka çorba olmalıydı. İçime korkulu bir kuşku girmişti. Zip çorbası içenler acından ölen ya da ölmek üzere olan kimselerdir. Boris günde 100 frank kazanıyor olabilir miydi? Yazıhane bölümünde oturan asık suratlı bir patron evet dedi. Rus odasında tavan arasında. Darbe dönem eşit merdivenleri 6 kat tırmandım. Yukarı çıktıkça Zip çorbasının kokusu daha yakından geliyordu. Kapısını vurduğumda Boris ses vermedi. Ben de açıp içeri girdim. Oda tabanı basık ve 10 kadem kare genişliğinde bir tavan arasıydı. Sadece çatıdaki bir pencereden ışık alıyordu. Mobilya olarak ensiz bir demir karyola, bir sandalye ve ayağının biri kırık bir lavabodan başka bir şey yoktu. Duvarda yatağın üzerine rastlayan bir yerde S harfi biçiminde uzun bir tahta kurusu kafilesi ağır ağır gidiyordu. Boris uyuyordu. Çıplaktı ve iri karnı kirli örtünün altında koca bir tepe gibiydi. Göğsü böcek ısırıklarından benek benekti. Ben içeri girerken uyandı. Gözlerini ovuşturdu. Derin derin inledi. Yüksek sesle aman tanrım dedi. Aman tanrım belim. Hay canını okuduğum sırtım berbat. Ne oldun diye aykırdım. Sırtım çok ağrıyor. Olan bu işte. Geceyi yerde geçirdim. Aman tanrım. Sırtımın ne durumda olduğunu bir bilsen. Boris'cim hasta mısın? Hasta değilim. Sadece acımdan ölüyorum.
Evet, bu iş daha da uzarsa açlıktan ölürüm. Yalnız yerde yatsam iyi. Aynı zamanda ben geçen haftalarda günde sadece 2 frankla yaşadım. Korkunç bir şey. Kötü zamanda geldin dostum. Bu ise hala Otel Scribe'deki işine devam edip etmediğini sormanın bir anlamı olmayacaktı. Hemen aşağı koşup bir somun ekmek aldım. Boris ekmeğin üzerine atladı ve yarısını yedi. Sonra kendini daha iyi hissedip yatağın içinde oturdu ve başına gelenleri anlattı. Hastaneden çıktıktan sonra iş bulamamış. Çünkü hala güçsüzmüş. Bütün parasını harcamış. Her şeyi rehine vermiş. Sonunda günlerce aç kalmış. Bir hafta Austerlitz köprüsünün altındaki rıhtımda boş şarap şişelerinin arasında yatmış. Son 15 gündür bu odada Yahudi bir tamirciyle birlikte kalıyormuş. Yanlış anlamadımsa açıklaması karışıktı. Yahudi Boris'e 300 frank borçluydu. Borcunu Boris'i yerde yatırarak ve günde 2 frank yiyecek parası vererek ödüyordu. 2 franka bir büyük fincan kahve içilir ve 3 tane küçük sandviç ekmeği alınır. Yahudi sabahtan saat 7'de işe gidiyormuş. Boris de yağmur suyunun girdiği çatı penceresinin altında yattığı yerden kalkıp yatağa giriyormuş. Tahta kuruları yüzünden orada bile pek rahat yatamıyormuş ama yerde yatarken tutulan sırtını dinlendirebiliyormuş. Boris'ten yardım istemeye gelip de onu benden daha kötü durumda bulunca büyük bir düş kırıklığına uğramıştım. Topu topu 60 frank kadar param kaldığını ve hemen bir iş bulmak zorunda olduğumu anlattım. O zamana kadar Boris ekmeğin geri kalanını da yemişti. Neşesi yerine gelmişti. Konuşma isteği uyanmıştı. Umursamazlıkla, ''Kuzum ne korkuyorsun?'' dedi. ''60 frank servet yahu.'' ''Şu ayakkabıyı uzatıver dostum. Elimin uzanacağı yere gelseler şu tahta kurularından birkaçını ezeceğim. Acaba bir iş bulma olasılığı var mı dersin?'' ''Olasılık mı?'' ''Kesinlik. Aslında şimdiden bir şey bulmuş durumdayım. Birkaç güne kadar ticaret sokağında yeni bir Rus restoranı açılacak. Anlaşma kesin. Mertodel olacağım. Mutfakta sana bir iş ayarlarım. Ayda 500 frank ve yemek. Ayrıca işin rast giderse bahşiş de alırsın. O zamana kadar yakında odamın kirasını ödeme günü geliyor. Canım bir şey buluruz. Her şey tükenmiş değil ki. Örneğin bazı kimselerden alacağım var. Paris bana borçlu olanlarla dolu. Yakında bir tanesinin vadesi geliyor. Sonra benimle düşüp kalkmış bütün o kadınları da düşün. Bir kadın hiçbir zaman unutmaz değil mi? Bir istemeye bakar, bana yardım ederler. Sonra Yahudi'nin söylediği çalıştığı garajdan birkaç manyeto çalıp satacakmış. Satmadan önce temizletme parası diye bize günde 5 frank verir. Bu bile bizi kurtarır. Hiç korkma dostum. Para bulmak kadar kolay bir şey yok. Peki, hadi çıkalım da bir iş bakalım. Bakarız dostum. Acımızdan ölmeyiz, korkma. Savaşın oynadığı bir oyun bu. Ben kaç kez bundan daha kötü durumlara düşmüşümdür. Bütün sorun direnmekte. Mareşal Fok'un özdeyişini hatırla. Ataki, ataki, ataki. Boris kalkmaya karar verdiğinde vakit öğleyi geçmişti. Giysi olarak tek bir takımı, bir tane gömleği, yakalık ve kravatı, çok eskimiş bir çift ayakkabısı ve bir çift delik deşik çorabı kalmıştı. Bir de bıçak kemiğe dayandığında rehine vermek üzere sakladığı paltosu vardı. Bavulu şöyle 20 franklık külüstür yıpranmış bir şeydi. Ama önemi büyükmüş. Çünkü otelci içi giysi dolu sanıyormuş. Bavul olmasa belki Boris'i sokağa atarmış. Gerçekte bavulun içinde madalyalarla fotoğraflardan ve ıvır zıvır birkaç parça şeyden, kocaman aşk mektubu destelerinden başka bir şey yoktu. Bütün bunlara karşın Boris epeyce bakımlı bir görünümü yürütmeyi başarıyordu. Sabun kullanmaksızın ve 2 aylık bir jiletle tıraş oldu. Kravatını delikler görünmeyecek şekilde bağladı. Ayakkabılarının tabanlarındaki deliklere gazete kağıdı tıkıştırdı. Giyindikten sonra bir şişe mürekkep çıkarıp ayak bileklerinin çorap deliklerinden görünen kısımlarını mürekkepledi. Bu iş bittiğinde kimse onun daha geçenlerde Sen köprüleri altında yatan biri olduğunu anlayamazdı. Rivoli Caddesi'ne açılan bir sokak üzerinde küçük bir kahveye geldik. Otel müdürlerinin ve otel çalışanlarının buluşma yeriydi. Herkesçe bilinen bir yerdi. Arkada karanlık bodruma benzeyen bir oda vardı. Her çeşit otel işçisi, temiz pak giyimli genç garsonlar, onlar kadar temiz pak, onlar kadar açlığı açıkça ortada olmayan şişman ve pembe yüzlü aşçılar, giysileri yağlı bulaşıkçılar, çökmüş yaşlı temizlikçi kadınlar, otellerin her çeşit emekçisi, önlerinde bir yudum bile almadıkları bir fincan sütsüz kahveyle orada öylece oturuyorlardı. Orası aslında bir iş bulma bürosuydu. İçeceklere ödenen para da patronun komisyonunu oluşturuyordu. Ara sıra kısa boylu, tıknaz, önemli görünüşlü bir adamın, herhalde bir lokantacı,
Gelip barmenle konuştuğu, barmenin kahvehanenin arka tarafındaki insanlardan birini çağırdığı oluyordu. Fakat Boris'i de beni de çağırmadı. 2 saat sonra kahveden çıktık. Çünkü geleneğe göre ısmarlanan bir içecek, bir kahve, insana orada 2 saatten uzun oturma hakkını vermiyordu. İş işten geçtikten sonra öğrendiğimize göre işin püf noktası barmeni görmekteymiş. 20 frank vermeyi göze alana adam genellikle bir iş buluyormuş. Otel Scribe'a gittik ve bir kaldırımda 1 saat süreyle müdür çıkar diye bekledik. Oradan ayaklarımızı sürüye sürüye ticaret sokağına yollandık. Patron çıkıp gitmiş, hava kararmıştı. 14 kilometre kaldırım tepmiştik. O kadar yorgunduk ki 1,5 franka kıyıp metro ile dönmek zorunda kaldık. Yürümek Boris'in hasta bacağına dayanılmaz acılar veriyordu. Saatler ilerledikçe iyimserliği azalmıştı. İtalya alanı istasyonunda metrodan yeryüzüne çıktığımızda iyiden iyiye umudu tükenmişti. İş aramaktan bir şey çıkmayacağını, suç işlemekten başka da çıkar yol olmadığını söyledi. Acından öleceğine çalacaksın dostum. Birçok kez tasarlamıştım da. Şişman, zengin bir Amerikalı. Montparnasse'dan aşağı doğru inerken karanlık bir köşede çoraba sarılmış iri bir taş. Pat. Adamın ceplerini boşaltıp tüyersin. Olmayacak şey değil, ne dersin? Gözümü kırpmadan yapabilirim. Ben askerlik yapmış adamım, unutma. Sonunda ikimiz de yabancıyız, hemen tanırlar diye tasarısından vazgeçti. Benim odaya doğru dönerken 1,5 frank daha harcayıp ekmekle çikolata aldık. Boris kendi payını yutarcasına yedi ve birden büyülenmiş gibi neşesi yerine geliverdi. Bir kurşun kalem çıkarıp bize iş verebilecek kimselerin listesini yapmaya başladı. Dediğine göre 10-12 kişiydiler. Yarın bir şey bulacağız dostum. İçime doğuyor. Talih bir kararda kalmaz. Ayrıca ikimiz de akıllı insanlarız. Aklı olan insan acından ölmez. Bir insan akılla neler yapmaz ki? Akıl hiçten para yaratır. Bir zamanlar bir arkadaşım vardı. Bir Polonyalı. Tam bir dahi. Ne yapardı biliyor musun? Bir altın yüzük alır, sonra onu 15 franka rehin koyardı. Bilirsin, görevliler o rehin makbuzlarını ne kadar üstün körü doldururlar. Adamın altından yazdığı yere pırlantalı diye ekler, 15 franka da 15 bin frank yapardı. Temiz iş değil mi? Sonra o makbuzu bir kimseye rehin bırakıp 1000 frank alırdı. İşte akıl diye buna derim ben. Akşamın geri kalan bölümünde Boris iyimserdi. İkimizin birlikte Nice'de ya da Biarritz'te garsonluk yapacağımızın, derli toplu odalarımızın, bir kadın edinecek kadar paramızın olacağı günlerden söz edip durdu. 3 kilometre yürüyüp oteline dönemeyecek kadar yorgundu. Paltosunun içine kunduralarını koyup sardı. Başının altına yerleştirdi ve o gece benim odamda uyudu. Ertesi gün de iş bulamadık. Ancak 3 hafta sonra talihimiz dönebildi. 200 frankım kira sorununu çözümlemişti. Fakat onun dışında her şey ne kadar kötü olabilirse o kadar kötü gitti. Boris'le birlikte günlerce Paris'in altını üstüne getirdik. Kalabalıkların içinde sıkıntılı ve aç durumda saatte 2 mil yol tepiyor, yine de bir şey bulamıyorduk. Bir gün Sen Irmağı'nın bir yakasından öteki yakasına 11 kez geçip geri döndüğümüzü hatırlıyorum. Saatlerce servis kapılarının önünde bekliyor, müdür dışarı çıkınca kasketler elimizde yalvarırcasına adama yaklaşıyorduk. Hep aynı yanıtı aldık. Sakat adam da istemiyorlardı, deneyimsiz de. Bir gün tam işe alınıyorduk ki kıl payı kaçırdık. Müdürle konuşurken Boris dimdik durmuştu. Bastonuna dayanmıyordu. Müdür de topalladığını görmemişti. Evet dedi. Şarap mahzeni için 2 kişi arıyoruz. Belki sizleri alırız. İçeri gelin. Sonra Boris kıpırdadı. Oyun bitmişti. Müdür aa dedi. Topallıyor musunuz? İş bulma bürolarına adlarımızı yazdırdık. İlanlara yanıt verdik. Fakat her yere yaya gittiğimiz için hızlı davranamıyorduk. Başvurduğumuz her iş bizden yarım saat önce başkasına verilmiş oluyordu galiba. Bir kez açık yük vagonlarında paspas yapma işine tam alınıyorduk ki son anda bizi geri çevirip yerimize Fransız işçi aldılar. Bir kez de sirkte yardımcı isteyen bir ilan gördük. Sıraları kaldıracaktık, hayvanların yattığı yeri temizleyecektik. Gösteri sırasında da 2 fıçının üzerine basacaktık ve bacaklarımızın arasından bir aslan sıçrayarak geçecekti. Belirtilen vakitten 1 saat önce sirke gittiğimizde 50 kişilik bir kuyruk gördük. Besbelli aslanın insan nazarında bir çekiciliği var. Bir gün aylar önce başvurduğum bir iş bulma bürosundan bir Petit Bleu aldım. Bir İtalyan beyefendi İngilizce ders almak istiyordu. Mektupta hemen geliniz yazılıydı. Saatte 20 frank ödeneceğine söz veriliyordu. Boris'le ikimiz çaresizlik içindeydik. Harikulade bir şeydi ama kabul edemezdim. Çünkü büroya dirsekleri delik ceketimle gitmem olacak şey değildi.
Sonra aklımıza Boris'in ceketini giyebileceğim geldi. Pantolonuma uymuyordu ama pantolon gri olduğundan biraz uzaktan flanel gibi görünüyordu. Ceket o kadar büyük geldi ki önünü iliklemeyip bir elimi cebimde tutmam gerekiyordu. Hemen fırladım. Otobüsle gideyim diye 70 santimi de boşuna harcadım. Büroya ulaştığımda Kalya'nın fikrini değiştirdiğini ve Paris'ten ayrıldığını söylediler. Boris bir gün hale gidip hamallık bakmamı söyledi. Sabahın 4:30'unda, yani işin canlanmaya başladığı sırada hale vardım. Kısa boylu, şişman, melon şapkalı bir adam hamallara bir takım işler yaptırıyordu. Ona gidip iş istedim. Yanıt vermeden sağ elimi tutup havaya kaldırdı. Avcumu yokladı. "Kuvvetlisindir değil mi?" dedi. "Çok kuvvetli," diye yalan söyledim. "Peki şunu kaldır bakayım." Gösterdiği son derece büyük bir patates küfesiydi. Küfeyi kavradım ve anladım ki kaldırmak şöyle dursun kıpırdatamayacaktım bile. Melon şapkalı adam yüzüme baktı. Omuzlarını silkti ve arkasını dönüp yürüdü. Biraz uzaklaşmıştım ki başımı geriye çevirince küfeyi 4 kişinin kaldırıp hep birlikte bir arabaya yüklediklerini gördüm. Belki 300 kilo vardı. Adam benim işe yaramayacağımı görmüş, başından savmak için bu yolu seçmişti. Bazen Boris umutlu olduğu günlerde 50 santime kıyıp bir posta pulu alıyor ve eski metreslerinden birine mektup yazıp para istiyordu. İçlerinden tek bir tanesi karşılık verdi. Kadın yalnız eski metresi değilmiş. Aynı zamanda Boris'e 200 frank borcu varmış. Adamcağız kendisini bekleyen mektubu görüp de zarfın üzerindeki yazıyı tanıyınca mutluluktan aklını oynatacaktı. Mektubu kapıp şeker çalmış çocuklar gibi doğru Boris'in odasına koştuk. Mektubu okudu. Sonra sessizce bana uzattı. Şunlar yazılıydı. "Sevgili canavarcığım benim. Sana katıksız sevgimizin günlerini, dudaklarından aldığım o tatlı öpücükleri hatırlatan sevimli mektubunu ne büyük sevinçle aldım. Böyle anılar solmuş bir çiçeğin kokusu gibi insanın kalbinde sonsuza dek kalır. 200 frank isteğine gelince, ne yazık ki olanaksız. Sıkıntılarını öğrenmek beni ne kadar üzdü bilemezsin sevgilim. Ama ne yaparsın? Bu acı dünyada herkes sıkıntılı günlere düşer. Ben de bundan payımı aldım. Küçük kız kardeşim hastalandı. Zavallıcık ne acılar çekti. Doktora hesabını bilemeyeceğim kadar çok para verdik. Bütün paramız bitti. İnan bana pek zor günler geçiriyoruz. Cesaret canavarım, cesareti elden bırakma. Unutma ki kötü günler sonsuza dek sürmez. İnsana o korkunç gelen belalar da biter. Seni her zaman hatırlayacağımdan emin ol. En içten duygularla seni kucaklarım. Seni her zaman sevmiş olan Viyon. Bu mektup Boris'i öylesine düş kırıklığına uğrattı ki hemen yatağa girdi ve o gün bir daha iş aramaya çıkmadı. 60 frankım aşağı yukarı 2 hafta kadar idare etti. Artık lokantaya gitme numarası yapmıyordum. Odamda yiyorduk. Birimiz yatağın üzerine oturuyorduk. Birimiz iskemleye. Boris 2 frankını veriyordu. Ben de 3 ya da 4 frank koyuyordum. Ekmek, patates, süt ve peynir alıyorduk. Benim ispirit ocağında çorba pişiriyorduk. Tek saplı derince bir tavayla bir kasemiz ve bir de kaşığımız vardı. Her gün hangimizin tavayı, tava daha çok alırdı, hangimizin kaseyi alacağı konusunda birbirimizle ikram yarışına giriyorduk. Her gün de önce Boris pes ediyor ve tavayı alıyordu. Sesimi çıkarmadan öfkeleniyordum. Bazen akşamları daha çok ekmeğimiz oluyordu, bazen de hiç olmuyordu. Çamaşırlarımız çok yıpranmıştı. 3 haftadır yıkanmamıştım. Dediğine göre Boris aylardır yıkanmıyormuş. Tütün her şeye rağmen dayanma gücü veriyordu. Bol bol tütünümüz vardı. Çünkü Boris bir süre önce bir erle tanışmış. Erlere tütün bedavaydı ve pakete 50 santimden 20 ya da 30 paket tütün satın almıştı. Çektiklerimiz benden çok Boris'e ağır geliyordu. Sokaklarda yaya dolaşma ve odada yerde yatma yüzünden bacağı ve sırtı hep ağrıyordu. Her ne kadar hiç zayıfladığı görülmüyorsa da açlık o koskoca Rus iştahıyla ona büyük acılar veriyordu. Genelde şaşılacak kadar şendi. Bol bol umutlanabiliyordu. Onu gözeten bir aziz bulunduğunu, durum çok kötüleştiğinde o azizin kaldırımın kenarından akan suya para koyacağını ciddi ciddi söylerdi. Bir gün kral sokağında durmuş bekliyorduk. Yakınlarda bir Rus lokantası vardı. Oradan iş isteyecektik. Birdenbire Boris Madelin Kilisesi'nden içeri daldı. Koruyucu azizine 50 santimlik bir mum yakmak istiyormuş. Sebebini de şöyle açıkladı. Durumunu sağlama bağlayacakmış. Tıpkı ölümsüz tanrılara kurban verir gibi bir kibrit çakıp 50 santimlik bir posta pulunu yakıverdi. Azizlerle tanrıların arası pek iyi olmasa gerek ki bizi işe almadılar.
Bazı sabahlar Boris pek bir koyu umutsuzluğa kapılırdı. Yatakta yatar, odayı paylaştığı Yahudi'ye ağlamaklı bir biçimde beddua ederdi. Yahudi, Boris'e ödediği o 2 franklık gündeliği vermekte son zamanlarda isteksiz davranır olmuştu. Daha kötüsü, çekilmez bir patron tutumu takınıyordu. Boris de iyi aileden bir Rus'un bir Yahudinin eline bakmasının ne demek olduğunu bir İngiliz olarak benim anlamayacağımı söylüyordu. Bir Yahudi dostum, tam bir Yahudi. Yahudiliğinden utanmak inceliğini bile göstermiyor. Düşün, ben Rus ordusunun bir yüzbaşısı. İkinci Sibirya Piyade Alayı'nda yüzbaşı olduğumu sana söylemiş miydim dostum? Evet, yüzbaşı. Babam da albaydı. Şimdi de burada bir Yahudinin ekmeğini yiyorum. Bir Yahudinin. Yahudilerin ne biçim adamlar olduğunu anlatayım sana. Savaşın ilk aylarında bir gün yürüyüşteydik. Bir köyde geceleyecektik. İğrenç, ihtiyar bir Yahudi. İskariot Yahuda gibi kızıl sakallı bir herif kaldığım eve sinsi sinsi geldi. Ne istiyorsun diye sordum. Efendimiz dedi. Size bir genç kız getirdim. Genç, güzel, daha 17'sinde. 50 frankçığa bırakıyorum. Teşekkür ederim dedim. Geri götürebilirsin, hastalık kapmak istemem. Hastalık mı diye haykırdı Yahudi. Mama söyle kapitan, öyle bir korkunuz olmasın. Kız kendi kızımdır. İşte al sana Yahudi milleti. Sana daha önce söylemiş miydim dostum? Eski Rus ordusunda bir Yahudinin yüzüne tükürmek görgüsüzlüktür. Evet, bizce bir Rus subayının tükürüğü Yahudinin suratına harcanamayacak kadar değerlidir. O günlerde Boris sokağa çıkıp da işe yarayamayacak kadar hasta olduğunu söylüyordu. Akşama kadar pireli, rengi kararmış çarşafların arasında sigara içerek, eski gazeteleri okuyarak yatardı. Bazen satranç oynardık. Tahtamız yoktu ama hamleleri bir kağıt parçasına yazıyorduk. Sonra bir ambalaj kutusunun yüzünden ve düğme gibi, Belçika parası gibi şeylerden bir satranç takımı yaptık. Birçok Rus gibi Boris'te de satranç tutkusu vardı. Satranç kurallarıyla aşk ve savaş kurallarının bir olduğunu söylerdi. Birinde yenebilirseniz, ötekilerde de yenebilir misiniz? Fakat aynı zamanda insanın bir satranç tahtası olursa açlığının durmayacağını da söyledi. Bu benim için doğru değildi. Param eriyip gidiyordu. Elimde 8 frank kalmıştı. Sonra 4 franka indi. Sonra 1 frank. 25 santim. 25 santimse bir işe yaramazdı. Çünkü 25 santime satılan gazete dışında bir şey yoktu. Günlerce kuru ekmekle yaşadık. Sonra 2,5 gün hiçbir şey yemeden öylece kaldım. Çok berbat bir şeydi yaşadığım. 3 hafta, hatta daha uzun süre aç kalabilen insanlar varmış. 4. günden sonra açlığın insanlara hoş geldiğini söylüyorlarmış. Benimki 3. günü aşmadığı için bilmiyorum. Belki insan bu işi isteyerek yapınca ve işe zaten açken başlamazsa durum değişik olabilir. İlk gün iş arayamayacak kadar uyuşuk olduğumdan birisinden ödünç bir olta bulup sen kıyısında balık tutmaya gittim. Yem diye at sineği kullanıyordum. Bir yemeğe yetecek kadar şey tutmayı umuyordum. Elbette ki tutamadım. Sen sazan doludur ama onlar da Paris kuşatması sırasında kurnazlaşmışlar. O zamandan beri hiçbiri ağ olmadan yakalanmamış. 2. gün paltomu rehine koymayı düşündüm. Rehin dairesine kadar yürümeyi göze alamadım. Günü yatakta ve Sherlock Holmes'un Notları adlı kitabı okuyarak geçirdim. Hiçbir şey yemeden ancak ona gücüm yetiyordu. Açlık insanı tümden omurgasız, beyinsiz bir duruma indirgiyormuş. Bu durum olsa olsa grip geçirdikten sonra algıladıklarınıza benzetilebilir. İnsan kendisini deniz anası gibi hisseder. Ya da kanını dışarı çekip yerine ılık su şırınga ettikleri sanısına kapılır. İnsan kendini deniz anası gibi hisseder. Ya da kanını çekip yerine ılık su şırınga ettikleri sanısına kapılır. Açlığımla ilgili belleğimde kalanların arasında tam bir devinimsizlik durumu geliyor. Ondan başka bir de çok sık tükürmek zorunda kalışım. Tükürüğün şaşılacak kadar beyaz ve salyangoz izi gibi pamuksu görünümde oluşu. Sebebini bilmiyorum ama birkaç gün aç kalan herkes bunu fark etmiştir. 3. günün sabahı kendimi çok daha iyi hissediyordum. Hemen bir şey yapmam gerektiğini anladım. Boris'e gidip hiç değilse 1-2 günlüğüne o 2 frankını benimle paylaşmasını rica etmeye karar verdim. Odasına girdiğimde Boris'i yatakta ve çok öfkeli buldum. Ben içeri girer girmez patladı. Geri almış pis hırsız, geri almış. Kim neyi almış? Yahudi, 2 frankımı aldı hırsız köpek, ben uyurken soymuş. Bir önceki gece Yahudi açıkça 2 frank gündeliği vermek istememiş. Tartışmışlar, uzamış tartışma.
Sonunda Yahudi parayı vermeye razı olmuş. Boris'in dediğine göre çok aşağılayıcı bir tavırla vermiş. Kendisinin ne kadar eli açık bir insan olduğunu anlatan ve en azından bir dalkavukluk bekleyen bir açıklama yapmış. Sabahleyin de Boris uyanmadan parayı geri almış, yani çalmış. Tam bir darbe oldu bu. Korkunç bir düş kırıklığına uğradım. Çünkü midemin yiyecek ummasına izin vermiştim. Bu ise bir insanın açken yapmaması gereken önemli bir yanlıştır. Ne var ki Boris'in hiç de umutsuz olmamasına şaşıyordum. Yatağına oturdu. Piposunu yaktı ve durumu gözden geçirdi. Şimdi dinle Mon Ami. Çok kötü bir durumdayız. Elimizde ancak 25'er santim paramız var. Yahudinin benim 2 frankımı ödeyeceğini de hiç sanmam. Zaten davranışı da dayanılmaz bir durum alıyor. İnanır mısın geçen gece ben yerde yatarken bir kadın getirdi buraya. Yüzsüz aşağılık hayvan. Sana daha kötüsünü söyleyeyim mi? Herif buradan sıvışmaya bakıyor. Bir haftalık otel parası borcu var. Niyeti onu ödemeden kaçmak. Bu arada beni de silkelemek. Yahudi otel parasını ödemeden sıvışırsa ben sokakta kalırım. Otelci bavulumu da kiraya karşılık tutar. Tanrı cezasını versin. Güçlü bir hamle yapmalıyız. Yapalım ama ne yapalım? Bana öyle geliyor ki yapabileceğimiz tek şey paltolarımızı rehine koyup yiyecek bir şeyler almak. Onu yapacağız elbette. Fakat önce şu eşyamı şu otelden dışarı çıkarmalıyım. Fotoğraflarıma el konacağını düşünüyorum da. Tamam, planım hazır. Yahudi'den önce davranıp ben kirişi kıracağım. Ricat, anlıyor musun? Böylesi doğru hareket olur değil mi? Ama Boris'cim nasıl yaparsın gün ortasında? Kesinlikle enselenirsin. Elbette strateji gerekecek. Bizim otelci parayı ödemeden sıvışacakları enselemek için tetiktedir. Eskiden böyle Tonga'ya bastırdığı olmuş da. Kah karısı, kah kendisi bütün gün yazıhanede sırayla nöbet tutuyorlar. Ah şu pinti Fransızlar. Fakat sen yardım edersen üstesinden gelebileceğimiz bir yol tasarladım. Pek yardım edebileceğimi sanmıyordum ama yine de Boris'e planını sordum. İnceden inceye anlattı. Dinle bak, paltolarımızı rehine koyarak işe başlayacağız. Sen önce kendi oteline gidip paltonu alırsın. Sonra buraya gelip benimkini alır, kendininkinin altında saklı olarak dışarı çıkarırsın. İkisini Franks Bourgeois sokağındaki rehin dairesine götürürsün. İşimiz rast giderse ikisine 20 frank alman gerekir. Oradan sen kıyısına iner ceplerine taş doldurursun. Taşları buraya getirirsin. Onları benim bavula koyacağız. Anlıyor musun? Taşıyabileceğim kadar eşyamı gazeteye sarıp aşağı ineceğim. Ve otelciye en yakın çamaşırhane nerede diye soracağım. Hiç utanıp sıkılmadan hiç renk vermeyeceğim. Anladın mı? Elbette otelci de kağıtta kirli çamaşır var sanacak. Ya da kuşkulanırsa pinti yılan her zaman yaptığı gibi bavulumun ağırlığına bakacak. Taşların ağırlığını hissedince bavulu dolu sanacak. Nasıl? Plan iyi mi? Sonra geri döneceğim. Kalanları cebime koyup dışarı çıkaracağım. Peki bavul ne olacak? Oo bavul. Artık onu da gözden çıkarmak zorundayız. Külüstür bir şey. Olsa olsa 20 frank eder. Hem insan ricatla hep bir şeyler bırakmak zorunda kalır. Napolyon'a baksana. Beresina da ne yaptı? Tüm ordusunu terk etmedi mi? Boris tasarısına Ruz de ger diyordu. O kadar hoşlanıyordu ki neredeyse açlığını bile unutacaktı. Tasarıdaki en zayıf noktayı tüydükten sonra yatacak yeri kalmayacağını görmezden geliyordu. Boris'in Ruz de ger dediği şey başlangıçta iyi işledi. Otelime gidip paltomu aldım. O ana kadar bile bomboş mideyle 9 kilometre yürümüş oluyordum. Ve Boris'inkini başarıyla dışarı çıkarabildim. Sonra bir sorun çıktı. Rehin dairesindeki görevli aksi, suratsız ve ukala bir herifti. Tam bir Fransız memuru. Paltoları geri çevirdi. Nedeni açıkta götürmüş olmammış. Bir bavul ya da kutu içinde olmaları gerekiyormuş. İşte bu her şeyi berbat ediyordu. Çünkü kutumuz falan yoktu. Elimizde hepi topu 25 frankla da kutu alamazdık. Boris'e dönüp tatsız haberi verdim. Mierde, dedi. Bu işimizi zorlaştırıyor. Neyse aldırma. Bir yol bulunur. Peki bavulu otelcinin önünden nasıl geçireceğiz? Neredeyse yazıhanenin kapısında oturuyor. Olacak şey değil. Ne kadar da çabuk umutsuzluğa kaplıyorsun Mon Ami. Kitaplarda okuduğum o sarsılmaz İngiliz krallığı nerede kaldı? Cesaret. Bu işi becereceğiz. Boris biraz düşündü. Sonra yeni bir yöntem önerdi. Bunda asıl zorluk otelcinin dikkatini 5 dakikalığına biz bavulu dışarı çıkarıncaya kadar başka bir yöne çekmekti. Otelcinin tek zaafı vardı. O da spor. Kendisine spordan söz ederseniz her zaman sizinle konuşmaya hazırdı.
Boris, Petit Parisien gazetesinin eski bir sayısında bisiklet yarışları konusunda bir yazı okudu ve merdivenleri kolaçan ettikten sonra aşağı indi. Adamı lafa tutmayı da başardı. Bu arada ben merdivenin alt başında bekliyordum. Paltolar bir elimde, bavul öteki elimdeydi. Boris durumu uygun gördüğü anda öksürecekti. Beklerken titriyordum. Çünkü otelcinin karısı her an yazıhanenin karşısındaki kapıdan çıkabilirdi. O anda oyun biterdi. Her neyse, sonunda Boris öksürdü. Hemen yazıhanenin önünden süzülüp dışarı çıktım. Bu arada ayakkabılarımın gıcırdamayışına seviniyordum. Boris o kadar şişman olmasaydı plan başarısızlıkla sonuçlanabilirdi. Şişmanlığı işe yaramıştı. Çünkü yazıhanenin kapı ağzını onun geniş omuzları perdelemişti. Sinirleri de güçlüymüş. Hiçbir şey olmamış gibi gülüp konuşmasını sürdürdü. Hatta sesi öyle güçlü çıkıyordu ki herhangi bir gürültü yapsam da rahatça örtebilirdi. Ben epeyce uzaklaştığımda o da çıktı. Köşeyi dönmek üzereydim. Yanıma geldi ve hemen uzaklaştık. Bütün o sıkıntılarımızdan sonra rehin dairesindeki görevli paltolarımızı yine geri çevirdi. Bana, adamdaki Fransız ruhunun ukalalıktan nasıl hoşlandığı görülüyordu, kimliğimi kanıtlayacak belgelerin yeter olmadığını söyledi. Carte d'identite yetmezmiş. Pasaport ya da adresime gelmiş zarfları göstermeliymişim. Boris'te bol bol zarf vardı ama ondaki carte d'identite de geçerliliğini yitirmişti. Harç ödememek için hiç yenilemezdi. Dolayısıyla paltoları onun adıyla da rehine koyamadık. Yapabileceğimiz tek şey güç bela odama dönmek, gerekli belgeleri almak ve paltoları Boulevard Port Royal'deki rehinciye götürmekti. Boris'i odamda bırakıp rehinciye gittim. Oraya vardığımda kapalı olduğunu ve öğleden sonra 4'e kadar açılmayacağını gördüm. Saat o sırada 1:30'tu. 12 kilometre yürümüştüm ve mideme 60 saattir tek bir lokma bile girmemişti. Kader hiç ama hiç komik olmayan bir dizi oyun oynuyor gibiydi. Sonra sanki bir mucize oldu ve talihim açıldı. Rue Broca üzerinden eve gidiyordum ki aniden taşların üzerinde 5 sou'nun parladığını gördüm. Hemen üstüne atladım ve apar topar eve döndüm. Ve diğer 5 sou'muzu da kaptığım gibi yarım kilo patates aldım. Ocakta patatesleri ancak yarım yamalak haşlayabilecek kadar ispirto vardı. Tuzumuz da yoktu ama hepsini kabuklarıyla mideye indirdik. Sonra kendimizi yeniden doğmuş gibi hissettik ve rehinci açılıncaya kadar oturup satranç oynadık. 4'te rehinciye tekrar gittim. Hiçbir ümidim yoktu. Bundan önce sadece 70 frank aldıysam, şimdi karton bir valizin içindeki yırtık pırtık iki palto için ne beklentiye girebilirdim ki? Boris 20 demişti ama ben 10 hatta 5 frank alacağımız kanaatindeydim. Daha da kötüsü, önceki seferde gördüğüm 83 numara gibi hepten geri çevrilebilirdim. Ön sıraya oturdum ki tezgahtar 5 frank dediğinde kimsenin gülüşmesini görmeyeyim. Görevli nihayet benim numaramı okudu. Numara 117. Evet dedim ayağa kalkarak. 50 frank. Bu neredeyse önceki 70 frank kadar büyük bir şok oldu benim için. Artık tezgahtarın numaramı bir başkasınınkiyle karıştırdığına emindim. Çünkü paltoları satmaya kalksak bile 50 frank etmezlerdi. Apar topar eve döndüm. Hiçbir şey söylemeden, ellerimi arkamda tutarak odama girdim. Boris satranç tahtasıyla oynuyordu. Merakla bana baktı. ''Ne kadar verdiler?'' diye bağırdı. ''Ne, 20 frank vermediler mi? Eminim en azından 10 frank almışsındır ama.'' ''Nom de Dieu, 5 frank. O kadar da uzun boylu değil. Mon ami, 5 frank deme sakın. 5 frank dersen ciddi ciddi intihar etmeyi düşüneceğim.'' 50 frankı masaya fırlattım. Boris'in benzi kül gibi oldu. Sonra ayağa fırlayıp elimi tuttu ve kemiklerimi kırarcasına sıktı. Dışarı koştuk. Ekmek ve şarap, bir parça et ve ocak için ispirto aldık. Sonra domuz gibi tıkındık. Karnımızı doyurduktan sonra Boris daha önce hiç görmediğim kadar iyimser oldu. ''Sana dememiş miydim?'' dedi. ''Savaşın cilvesi. Bu sabah 5 sou'muz vardı. Bir de şimdi halimize bak. Hep derim para bulmaktan daha kolay ne var?'' Bak aklıma ne geldi. Rue Fonderie'de bir arkadaşım var. Benden 4000 frank kaçırmıştı. Hırsız. Ayıkken gelmiş geçmiş en büyük hırsız. Ama tuhaftır, içince epey dürüst oluyor. Bence akşam 6 demeden sarhoş olmuştur. Hadi gidip onu bulalım. Muhtemelen borcuna istinaden bir yüzük verir. Mier'de. Belki iki yüzük bile verebilir. Allons-y. Rue Fonderie'ye gidip adamı bulduk. Gerçekten de sarhoştu. Ama 100 frankımızı alamadık. Daha kaldırımda karşılaşır karşılaşmaz Boris'le korkunç bir laf dalaşına girdiler.
Diğer adam Boris'e tek bir kuruş borcu olmadığını, bilakis ondan 4000 frank alacaklı olduğunu iddia etti. Ve ikisi de benim görüşümü sorup durdu. Meselenin aslını astarını bir türlü anlayamadım. Tartıştılar da tartıştılar. Önce sokakta, sonra bir bistroda, ardından da akşam yemeğine gittiğimiz prefix bir restoranda, sonra bir başka bistroda. Nihayet birbirlerine 2 saat hırsız dedikten sonra Boris'in parasını son suya kadar tüketen bir içki yarışına girdiler. Boris geceyi bir ayakkabıcının Komers Mahallesi'nde kalan bir başka Rus mültecinin evinde geçirdi. Ve epey de sigaram vardı. Tıka basa da doymuştum. Kötü geçen 2 günden sonra harikulade bir şeydi bu. Artık elimizde 28 frank olduğundan tekrar iş aramaya başlayabilirdik. Boris kim bilir ne karşılığında hala ayakkabıcının evinde kalıyordu. Ve bir Rus arkadaşından 20 frank daha borç almayı başarmıştı. Paris'in orasında burasında çoğunlukla kendisi gibi eski asker olan birçok arkadaşı vardı. Kimileri garson ya da bulaşıkçı, kimileri taksi şoförüydü. Birkaçı kadınlardan geçiniyordu. Bazıları Rusya'dan para getirmeyi başarmıştı ve garajları ya da dans salonları vardı. Paris'teki Rus mülteciler genellikle çalışkan insanlar ve yaşadıkları talihsizliklere aynı sınıftan bir İngiliz'in yapabileceğinden çok daha iyi göğüs geriyorlardı. Elbette istisnalar da vardı. Boris bana bir keresinde tanıştığı bir Rus dükünden bahsetmişti. Sürgündeki dük sık sık pahalı lokantalara gidiyordu. Garsonların arasında bir Rus subayı olup olmadığını öğreniyor ve yemeğini bitirdikten sonra onu dostane bir tavırla yanına çağırıyordu. "Oo," diyordu dük. "Demek sen de benim gibi eski askersin ha. Kötü günlerden geçiyoruz değil mi? Neyse neyse, Rus askeri hiçbir şeyden korkmaz. Sen hangi alaydaydın?" "Filanca alaydı efendim," diye yanıt veriyordu garson. "Çok yiğit bir alaydır. Onları 1912'de teftiş etmiştim. Bu sırada ne yazık ki cüzdanımı evde unutmuşum. Ama eminim bir Rus subayı benden 300 frangı esirgemeyecektir." Garsonun 300 frangı varsa verirdi elbette ve parayı bir daha da göremezdi. Dük bu şekilde epey para kazanmıştı. Belki de garsonlar söğüşlenmekten şikayetçi değillerdi. Dük düktür, sürgünde bile. Boris işte bu Rus mülteciler aracılığıyla para kazandırma ihtimali olan bir şeylerden haberdar oldu. Paltolarımızı rehine verdikten 2 gün sonra bana esrarengiz bir havayla şöyle söyledi. "Baksana mon ami, hiç siyasi görüşün var mı?" "Hayır," dedim. "Benim de yok. Ama insan her zaman vatanseverdir yine de. Musa'nın Mısırlıları soymakla ilgili bir sözü yok muydu? Bir İngiliz olarak İncil'i okumuşsundur sen. Demek istediğim, komünistlerden para kazanmaya bir itirazın olur mu?" "Yo, elbette olmaz." "Pekala. Duyduğuma göre Paris'te bize yardımcı olabilecek gizli bir Rus cemiyeti varmış. Komünist, daha doğrusu Bolşevik ajanları. Dostane bir cemiyet gibi davranıp sürgündeki Ruslarla iletişime geçiyor, sonra onları Bolşevik yapmaya çalışıyorlarmış. Arkadaşım cemiyetlerine katılmış. Onlara başvurursak bize yardım edebileceklerini düşünüyor. Ama bizim için ne yapabilirler ki? Zaten her halükarda Rus olmadığım için bana yardım etmezler. Ama mesele tam da bu. Adamlar bir Moskova gazetesinin muhabirleriymiş ve İngiliz siyaseti hakkında makale istiyorlarmış. Hemen gidersek makale siparişlerini belki sana verirler." "Bana mı? Ama ben siyasetin sesinden anlamam." "Mierde. Onların da bir şeyden anladığı yok zaten. Siyasetten anlayan kim var ki?" "Olay çok basit. Tek yapman gereken İngiliz gazetelerinde yazanları kopyalamak. Daily Mail'in Paris baskısı yok mu? Oradan al." "Ama Daily Mail muhafazakar bir gazete. Komünistlerden nefret ediyor." "O zaman Daily Mail'de yazanların tersini söyler, böylece hiç şaşmazsın." "Ayağımıza gelen bu fırsatı tepmemeliyiz mon ami. İşin ucunda yüzlerce frank olabilir." Bu fikirden hiç hoşlanmamıştım. Çünkü Paris polisi komünistlere karşı çok sertti. Hele de yabancılarsa. Ve ben zaten zan altındaydım. Birkaç ay önce bir dedektif beni haftalık bir komünist gazetesinin bürosundan çıkarken görünce başım poliste epey derde girmişti. Bu gizli cemiyete giderken yakalanırsam sınır dışı edilme ihtimalim vardı. Ama kaçırılmayacak bir fırsat gibi görünüyordu bu. O öğleden sonra Boris'in yine garson olan bir arkadaşı bizi randevu yerine götürmeye geldi. Sokağın adını hatırlayamıyorum. Temsilciler Meclisi'nin yakınlarında bir yerlerde Sen kıyısından güneye inen döküntü bir sokaktı. Boris'in arkadaşı çok dikkatli davranmamız konusunda ısrarcıydı. Sokakta öylesine geziniyormuşçasına yürüdük. Gireceğimiz kapının yerini belirledik.
bir çamaşırhaneydi. Sonra tüm pencere ve kafeleri kolaçan ederek geri döndük. Mekan komünistlerin uğrak yeri olarak biliniyorsa izlenmesi muhtemeldi ve niyetimiz dedektife benzeyen birini görürsek eve dönmekti. Ben korkmuştum ama Boris bu gizli kapaklı harekattan çok hoşlanmış, ailesini katledenlerle iş yapacağını hepten unutmuştu. Ortalıkta polis bulunmadığından emin olduktan sonra hızla kapıdan içeri girdik. Çamaşırhanede Fransız bir kadın ütü yapmaktaydı. Bize Rus beyefendilerin avlunun karşısındaki merdivenin yukarısında oturduklarını söyledi. Karanlık merdivenden birkaç kat çıkıp sahanlığa ulaştık. Uzunca saçlı, güçlü, asık suratlı bir genç adam merdivenin tepesinde duruyordu. Yukarı çıkarken beni şüpheyle süzdü. Koluyla yolumu kesti ve Rusça bir şeyler söyledi. Ben yanıt vermeyince "Modord" dedi sertçe. Durdum. Ürkmüştüm. Parola sorulmasını beklemiyordum. "Modord" diye tekrarladı Rus. Boris'in arkadaşı arkamızdan geliyordu. O sırada öne çıkıp Rusça bir şeyler söyledi. Ya parolayı verdi ya da bir açıklama yaptı. Asık suratlı genç adam bunun üzerine tatmin olmuş gibi göründü ve bizi buzlu camları olan küçük döküntü bir odaya aldı. Sefil bir büroya benziyordu burası. Duvarlarda Rusça propaganda posterleri ve Lenin'e ait kocaman kaba bir resim asılıydı. Masada kolluk takan tıraşı uzamış bir Rus oturmuş, önünde yığın halde duran gazete paketlerine adres yazıyordu. İçeri girerken benimle ağır aksanlı bir Fransızca konuşmaya başladı. "Bu ne dikkatsizlik?" diye bağırdı müşkül pezent bir edayla. "Yanınıza çamaşır çıkanı almadan nasıl gelirsiniz buraya?" "Çamaşır mı?" "Buraya gelen herkes çamaşır getirir. Aşağıdaki çamaşırhaneye geliyorlarmış gibi görünürler. Bir sonraki sefer şöyle güzel büyük bir çıkınla gelin. Polisin peşinize takılmasını istemiyoruz." Bu iş beklediğimizden daha gizli kapaklı çıkmıştı. Boris tek boş sandalyeye geçti ve uzun uzun Rusça konuşuldu. Sadece tıraşsız adam konuşuyordu. Asık suratlı olan duvara yaslanmış, benden hala şüpheleniyormuşçasına bakışlarını üstüme dikmişti. Devrimci posterlerle dolu o küçük gizli odada oturup tek kelimesini bile anlamadığım bir sohbeti dinlemek acayip bir histi. Ruslar tebessüm edip omuz silkerek hızlı hızlı, heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı. Ne söylediklerini merak ettim. Birbirlerine, Rus romanlarındaki karakterler gibi babacık, minik güvercin ve Ivan Aleksandrovich diye hitap ettiklerini düşündüm. Herhalde devrimden bahsediyorlardı. Tıraşsız adam ödün vermez bir tavırla, "Biz asla tartışmayız. Münakaşa burjuvazinin hobisidir. Bizim tartışmalarımız eylemlerimizdir." diyor olacaktı. Sonradan konuşmanın tam da bu şekilde ilerlemediğini anladım. Anlaşılan giriş ücreti olarak 20 frank isteniyor. Boris de parayı ödeyeceğimize söz veriyordu. Tüm mal varlığımız 17 franktan ibaretti. Nihayet Boris kıymetli para çıkınımızı açıp üstünü de sonra tamamlamak üzere 5 frank ödedi. Bunun üzerine asık suratlı adam şüpheli şüpheli bakmayı bırakıp masanın kenarına geçti. Kirli sakallı adam bana sorular sormaya başladı ve bir kağıt parçasına notlar aldı. Sordu, "Komünist miydim?" "Sempatizan olduğum" yanıtını verdim. "İngiltere'nin siyasi durumuna aşina mıydım?" "Oo, tabii." Çeşitli bakanların adını saydım ve İşçi Partisi'ni hor gören birkaç yorumda bulundum. "Peki ya spor? Spor üzerine makaleler yazabilir miydim?" "Avrupa'da futbolla sosyalizmin arasında esrarengiz bir bağlantı var." "Oo, ona da tabii." Adamların ikisi de ciddi ciddi başlarını salladı. Tıraşı uzamış olan şöyle söyledi. "Evidemen, İngiltere'deki durumları yakından takip ediyorsun. Moskova'daki haftalık bir gazete için bir dizi makale yazabilir misin? Sana ayrıntıları bildireceğiz." "Elbette." "Pekala yoldaş. O zaman yarın sabah ilk postada bizden haber alacaksın. Ya da ikinci postada. Makale başına 150 frank veriyoruz. Bir sonraki gelişinizde çamaşır çıkanını unutmayın. Arevua yoldaş." Aşağı indik. Çamaşırhaneden dikkatlice dışarı bakıp sokakta kimsenin bulunmadığından emin olduk. Ve usulca dışarı çıktık. Boris sevinçten havalara uçuyordu. Adak adıyormuş gibi bir coşkuyla en yakın tütüncüye koşup bir puroya 50 santim verdi. Dükkandan bastonunu kaldırıma vura vura ışıldayan bir suratla çıktı. "Sonunda, sonunda. Artık talihimiz gerçekten de açıldı Monami. Onları nasıl da güzel tongaya düşürdün. Sana yoldaş dediğini duydun mu? Makale başına 150 frank. Nom de Dieu, ne büyük şans." Sonraki sabah postacıyı duyunca mektubumu almaya bistroya koştum. Henüz gelmediğini görmek beni hayal kırıklığına uğrattı.
İkinci postayı beklemek için evde kaldım ama yine mektup falan yoktu. Gizli cemiyetten 3 gün boyunca haber alamadıktan sonra ümidi kestik. Herhalde makale yazmak için bir başkasını bulmuşlardır diye düşündük. 10 gün sonra gizli cemiyetin bürosunu tekrar ziyaret ettik. Yanımızda kirli çamaşıra benzeyen bir çıkın da almaya özen gösterdik. Gizli cemiyet sırra kadem basmıştı. Çamaşırhanedeki kadının hiçbir şeyden haberi yoktu. Sadece Sesmösyos'un kira sıkıntısı yüzünden birkaç gün önce ayrıldığını söyledi. Elimizde çıkınımızla öylece dururken nasıl da aptal görünüyorduk. Ama 20 yerine sadece 5 frank ödemiş olmakla avunduk. Gizli cemiyetten bir daha da ses çıkmadı. Aslında kimdirler, nedirler kimse bilmiyordu. Şahsen Komünist Parti ile hiçbir alakaları olduğunu sanmıyordum. Bence hayali bir cemiyete giriş ücreti alarak Rus mültecileri yağmalayan dolandırıcılardı sadece. Son derece güvenli bir tezgahtı bu ve şüphesiz başka bir şehirde hala sürüyordu. Akıllı adamdılar. Rollerini harika oynamışlardı. Büroları tam da gizli bir komünist bürosunun olması gerektiği gibiydi. Ve çamaşır çıkınına dair şu ince dokunuş başlı başına dahi yaniydi. 3 gün daha iş arayışıyla boş boş dolaştık. Çorbayla ekmekten oluşan ve gitgide azalan yemeklerimizi yemek için eve, odama dönüyorduk. Artık 2 ümit ışığımız vardı. Öncelikle Boris Palace de la Concorde'un yakınlarındaki Otel X'de bir iş olabileceğini duymuştu. Ayrıca Rue de Commerce'deki yeni lokantanın patronu nihayet dönüyordu. Öğleden sonra onu görmeye gittik. Boris bu işi kaparsak kazanacağımız servetten ve patronun üzerinde iyi bir izlenim bırakmanın öneminden bahsetti durdu. Görüntü her şeyden önemlidir mon ami. Yeni bir takımım olsun akşam yemeğine kadar 1000 frank borç bulabilirim. Keşke paramız varken yeni bir yakalık alsaymışım. Yakalığımı bu sabah ters düz ettim. Ama ne manası var ki? Bu tarafı da önceki kadar kirli. Sence aç görünüyor muyum mon ami? Solgun görünüyorsun. Allah kahretsin. Ekmek ve patatesle beslenince elden ne gelir? Aç görünmek öldürücüdür. İnsanlarda seni tekmeleme isteği uyandırır. Bekle. Bir mücevhercinin penceresinde durup renk gelsin diye yanaklarını sertçe tokatladı. Sonra kızarıklık solmadan önce hızla lokantaya girip patronla tanıştık. Patron kısa boylu, tombulca, son derece ağırbaşlı bir adamdı. Dalgalı saçları kırlaşmıştı. Çift sıra düğmeli flanelden şık bir takım elbise giymişti ve parfüm kokuyordu. Boris bana eskiden Rus ordusunda albay olduğunu söylemişti. Karısı da oradaydı. Bir ölününki kadar beyaz yüzü ve kırmızı dudaklarıyla bana söğüş eti andıran korkunç şişko bir Fransız kadını. Patron Boris'i içtenlikle selamladı ve birkaç dakika Rusça konuştular. Ben arkada durdum. Bulaşıkçılık deneyimlerime dair tumturaklı bir yalan sallamaya hazırdım. Sonra patron yanıma geldi. Huzursuzca kıpırdanıp bir köleye yaraşır şekilde durmaya çalıştım. Boris planjörlerin kölelerin kölesi olduğunu kafama iyice soktuğundan patronun bana pislikmişim gibi davranmasını bekliyordum. Candan bir tavırla elimi tutunca hayretler içinde kaldım. ''Demek İngilizsiniz.'' diye haykırdı. ''Ne hoş. O zaman golf oynayıp oynamadığınızı sormam yersiz herhalde.'' ''Masertenemen.'' dedim golf oynamamın beklendiğini anlayarak. ''Hayatım boyunca golf oynamayı istedim. Bana temel birkaç vuruşu öğretme inceliğini gösterir miydiniz sevgili Monsieur?'' Anlaşılan Rusların iş yapma biçimi buydu. Ben driver ve iron türü sopaların arasındaki farkı anlatırken patron beni can kulağıyla dinledi. Sonra aniden her konuda entendu dedi. Lokanta açıldığında Boris Matre'de otel olacaktı, ben de plonjör. İşler yolunda giderse tuvalet görevlisine yükselme ihtimalim de vardı. Lokanta ne zaman açılacak diye sordum. Tam 2 hafta diye yanıt verdi patron asil bir tavırla. Aynı anda hem elini sallayıp hem de sigarasının külünü döktüğü öyle bir hareketi vardı ki pek asildi. Tam 2 hafta sonra öğle yemeği vaktinde. Sonra bariz bir gururla bize lokantayı gezdirdi. Küçük sayılabilecek bir yerdi. Bir barı, yemek salonu ve olsa olsa bir ortalama banyo büyüklüğünde mutfağı vardı. Patron lokantayı ucuz olup da şık görünen pitoresk bir tarzda dekore ediyordu. Kendisi buna Normand diyordu. Sıvanın üstüne yapıştırılmış sahte kirişler gibi şeylerden oluşuyordu. Ve bir ortaçağ havası vermek için adını Aboje de Jahan Cotard koymak istiyordu. Mahallenin tarihi bağlantılarına dair yalanlarla dolu bir el ilanı bastırmıştı. Bu ilan başka şeylerin yanı sıra lokantanın yerinde eskiden Şarlman'ın müdavimi olduğu bir han bulunduğunu iddia ediyordu.
Patron bu ince dokunuştan çok hoşlanmıştı. Barı da salon sanatçılarının açık seçik resimleriyle süslüyordu. Nihayet ikimize pahalı birer sigara verdi. Biraz daha sohbet ettikten sonra eve döndük. Şahsen bu lokantadan bize hiçbir hayır gelmeyeceği kanaatindeydim. Patron gözüme üçkağıtçının, daha kötüsü beceriksiz bir üçkağıtçının teki gibi görünmüştü. Arka kapının dışında her hallerinden alacaklı oldukları belli iki kişi gözüme çarpmıştı. Ama kendini bir kere Matre Dotel olarak gören Boris'in moralini hiçbir şey bozmuyordu. Sorun da başardık. Yalnızca 2 hafta beklememiz gerekiyor. 2 hafta nedir ki? Yemek mi? Je me fo. 3 hafta sonra metresime kavuşacağımı düşününce. Acaba esmer mi olacak, sarışın mı? Hiç fark etmez. Yeter ki fazla zayıf olmasın. Bunu izleyen 2 gün çok kötü geçti. Sadece 60 santimimiz kalmıştı. Onunla da 250 gram ekmekle ekmeğe sürmek için bir parça sarımsak aldık. Sarımsak tadı damakta kalıp yakın zamanda yemek yemiş yanılsaması yaratsın diye sürülüyordu. Günün çoğunu Jardin de Plante okuyarak geçirdik. Boris taşlarla uysal güvercinleri vurmaya çalıştı ama hep ıskaladı. Sonra zarfların arkasına akşam yemeği menüleri yazdık. Yemekten başka bir şeyi düşünmeyi çalışamayacak kadar açtık. Boris'in sonunda kendisi için seçtiği yemeği hatırlıyorum. Şöyleydi. Bir düzine istiridye, borş çorbası, üstü kremalı kırmızı tatlı pancar çorbası, karabideler, piliç enkarasol, haşlanmış erikli dana eti, küçük patates, salata, yufkalı et ve rokfor peyniri. Yanında da 1 litre burgonya şarabıyla eski bir konyak. Boris'in damak tadı uluslararası çaptaydı. Daha sonra refaha kavuştuğumuzda bunun gibi büyük yiyecekleri hiç zorlanmadan yediğini görmüşümdür. Paramız bitince iş aramayı bıraktım ve bir gün daha yemeksiz kaldım. Aboj de Jehan Cotard'ın gerçekten açılacağına inanmıyor, başka hiçbir iş ihtimali de göremiyordum. Ama yatmaktan başka bir şey yapamayacak kadar miskindim. Sonra talih aniden yüzümüze güldü. Gece saat 10 civarında sokaktan heyecanlı bir bağırış geldi. Kalkıp cama çıktım. Boris aşağıda bastonunu sallamaktaydı. Yüzü sevinçten ışıldıyordu. Konuşmaya başlamadan önce cebinden ortadan katlanmış bir somun çekip çıkarttı ve bana fırlattı. Mon ami, mon cher ami, kurtulduk. Bil bakalım ne oldu. İş mi buldun yoksa? Palace de la Concorde'un yakınındaki Otel X'te ayda 500 frank ve yemek. Bugün oradaydım, çalışıyordum. Tanrım nasıl yedim. 10-12 saatlik çalışmanın ardından sakat bacağına rağmen aklına ilk gelen şey bana müjdeyi vermek için otelime kadar 3 kilometre yürümek olmuştu. Dahası bana ertesi gün öğle paydosunda onunla Tulliers'te buluşmamı söyledi. Benim için yemek aşırmaya çalışacaktı. Kararlaştırdığımız saatte bir bankta buluştuk ve gazete kağıdından büyük, ezilmiş bir paket çıkardı. İçinde hepsi birbirine karışmış halde dana kıyması, bir parça kamember peyniri, ekmek ve bir de ekler vardı. Voilà, dedi Boris. Senin için ancak bu kadar aşırabildim. Kapıdaki görevli kurnaz domuzun teki. Bir bankta gazeteden yemek yemek hiç hoş değildir. Özellikle de genelde güzel kızlarla dolu olan Tulliers'te. Ama ben bunu umursamayacak kadar açtım. Ben yemek yerken Boris otelin kafeterisinde çalıştığını açıkladı. Yani kilerde. Anlaşılan kafeteri oteldeki en aşağı konumdu ve bir garson için çok kötü bir düşüştü bu. Ama Aboje de Jehan Cotard açılana dek idare ederdi. Bu süre zarfında ben de Boris'le her gün Tulliers'te buluşacaktım. Benim için olabildiğince çok yiyecek aşıracaktı. Bu düzenlemeyi 3 gün sürdürdük ve karnımı sadece çalıntı yiyeceklerle doyurdum. Sonra tüm sıkıntılarımız son buldu. Çünkü Otel X'teki planjörlerden biri ayrıldı ve Boris'in tavsiyesi üzerine ben işe alındım. Otel X klasik bir cephesi, yan tarafında da fare deliğini andıran küçük ve karanlık bir servis girişi olan büyük ve görkemli bir yerdi. Otele sabah 7'ye çeyrek kala vardım. Pantolonları yağ lekeleriyle dolu bir sıra adam telaşla içeri giriyor, küçük bir büroda oturan bir kapıcı tarafından kontrol ediliyorlardı. Bekledim. Kısa bir süre sonra şef du personel, bir nevi müdür yardımcısı gelip beni sorgulamaya başladı. İtalyandı. Yuvarlak, solgun ve fazla çalışmaktan bitap düşmüş bir yüzü vardı. Deneyimli bir bulaşıkçı olup olmadığımı sorunca evet yanıtını verdim. Ellerime bakıp yalan söylediğimi anladı. Ama İngiliz olduğumu duyunca ses tonunu değiştirip sohbete başladı. İngilizce pratik yapılabilecek birilerini arıyorduk, dedi. Müşterilerimiz hep Amerikalı ve İngilizce bildiğimiz tek şey. Londra'da çocukların duvarlara yazdığı bir şeyi söyledi. İşe yarayabilirsin.
Aşağı gel. Yılan kahve bir merdivenden iyice yer altında kalan dar bir koridora götürdü beni. Tavan öyle alçaktı ki kimi yerlerde eğilmem gerekiyordu. Fazlasıyla havasız ve karanlıktı. Yalnızca birkaç metrede bir soluk ve sarı ampuller vardı. Labirentimsi karanlık koridorlar kilometrelerce uzuyor gibi görünüyordu. Herhalde aslında birkaç yüz metreydiler. Bu da tuhaf bir biçimde akla gemilerin alt güvertelerini getiriyordu. Bu koridorlarda da aynı havasızlık, aynı sıkış tıkışlık, aynı sıcak yemek kokuları ve motor vızıltılarını andıran, mutfaktaki ocaktan gelen uğultular ve vızıltılar vardı. Kapı aralıklarından kah savrulan küfürler duyuluyor, kah ateşin kırmızı alevleri görülüyordu. Bir de bu sahnenin ürpertici esintisi hissediliyordu. İlerlerken bir şey sırtıma sertçe çarptı. Bu 50 kiloluk bir buz parçasıydı. Mavi önlüklü bir hamal tarafından taşınıyordu. Hamalın ardından omzunda kocaman bir dana eti taşıyan bir çocuk geldi. Yanağı ıslak ve süngerimsi ete yapışmıştı. Ranjto itiyor diye bağırarak beni kenara itip hızla yollarına devam ettiler. Duvarda ışıklardan birinin altında düzgün bir el yazısıyla şöyle yazılmıştı. Bulutsuz bir kış günü görme ihtimaliniz, Otel X'te bakire bir kadın görme ihtimalinizden daha yüksektir. Acayip bir yere benziyordu burası. Koridorlardan biri çamaşırhaneye açılıyordu. Burada yüzü iskeleti andıran yaşlı bir kadın bana mavi bir önlük, bir de yığın bulaşık bezi verdi. Sonra çeftü personel beni yer altındaki küçük bir iğne götürdü. Adeta mahzenin altındaki bir mahzene. Burada bir lavaboyla birkaç ocak vardı. Tavan tam dik duramayacağım kadar alçaktı. Hava ise herhalde 40 dereceydi. Şeftu personel, görevimin oteldeki üstlerim için yukarıdaki küçük yemek odasına yemek getirip götürmek, odalarını temizlemek ve tabaklarını yıkamak olduğunu söyledi. O gittikten sonra yine İtalyan olan bir garson, kıvırcık kafasını kapıdan uzatıp öfkeli öfkeli bana baktı. ''İngilizsin ha?'' dedi. ''Burada patron benim. Eğer iyi çalışırsan'' kafaya bir şişe dikmiş gibi yapıp lıkır lıkır diye sesler çıkardı. ''Eğer iyi çalışmazsan'' kapıya şiddetli tekmeler savurdu. ''Benim için boynunu kırmak yere tükürmek kadar kolay olur. Ve bir sorun çıkarsa sana değil bana inanacaklardır. O yüzden ayağını denk al.'' Bunun ardından alelacele işe koyuldum. Arada yaklaşık bir saat hariç sabah 7'den akşam 9'u çeyrek geçeye kadar çalıştım. Önce tabakları yıkadım. Sonra çalışanların yemek odalarındaki masaları ve yerleri sildim. Sonra bardaklar ve bıçakları parlattım. Sonra yemekleri getirip götürdüm. Sonra tekrar bulaşık yıkadım. Sonra biraz daha yemek getirip götürdüm ve biraz daha bulaşık yıkadım. Kolay bir işti ve yemek almak için mutfağa girdiğim zamanlar hariç bir sıkıntı yaşamadım. Mutfak gibi bir yeri daha önce hiç görmemiştim. Hatta hayal bile edemezdim. Boğucu, alçak tavanlı, cehennemi andıran bir mahzendi. Ocakların ateşinden kırmızıya bürünmüştü ve savrulan küfürlerle tencere tavaların şangırtısı yüzünden sağır edici bir gürültüsü vardı. Öyle sıcaktı ki ocaklar dışında tüm metal eşya kumaş bezlerle kaplı durmak zorundaydı. Ortada fırınlar vardı ve beyaz keplerine rağmen yüzlerinden ter akan 12 aşçı burada koşuşturup duruyordu. Fırınların etrafında tezgahlar vardı. Garsonlar ve planjörlerden oluşan bir güruh burada ellerinde tepsilerle durmuş yaygara koparıyordu. Yarı çıplak yamaklar ateşi besliyor ve devasa sos tencerelerini kumla ovuyordu. Herkes telaşlı ve öfkeli görünüyordu. Pala bıyıklı, kırmızı suratlı, ince bir adam olan aşçıbaşı ortada durmuş, bir planjöre küfretmek için ara verdiği anlar hariç sürekli ''Samaş de ze bui, samaş un chateaubriye pömsenti'' diye gürleyip duruyordu. Üç tane tezgah vardı ve mutfağa ilk girişimde tepsimi bilmeden yanlış tezgaha koymuştum. Aşçıbaşı yanıma geldi. Bıyıklarını kıvırdı ve beni tepeden tırnağa süzdü. Sonra kahvaltı aşçısını çağırıp beni gösterdi. ''Şunu görüyor musun? İşte bugünlerde bize böyle planjörler yolluyorlar. Nerelisin sen gerizekalı? Charentonlusundur herhalde. Charenton'da büyük bir akıl hastanesi vardı. İngiltereliyim dedim. Belli. Pekala Monsieur Monsieur Langley. Sana bir orospu çocuğu olduğunu bildirebilir miyim? Şimdi Fomoleko ve diğer tezgaha ait olduğun yere geç. Mutfağa her girişimde benzer bir muameleye maruz kalıyordum. Çünkü her zaman bir hata yapıyordum. İşte işi bilmem bekleniyordu. Ve bu doğrultuda küfür yiyordum. Meraktan bana gün içinde kaç kere maku dendiğini saydım. 39'du. İtalyan 4.30'da ara verebileceğimi ama 5'te tekrar çalışmaya başlayacağımız için dışarı çıkmaya değmeyeceğini söyledi. Sigara içmek için tuvalete gittim. Sigara içmek katiyen yasaktı.
ve Boris beni tek güvenli yerin lavabo olduğuna dair uyarmıştı. Ondan sonra tekrar çalışmaya başladım ve 9'u çeyrek geçe bir garson kapıdan kafasını uzatıp geri kalan bulaşıkları bırakmamı söyleyene dek çalıştım. Bana tüm gün domuz, pezevenk vesaire dedikten sonra bir anda oldukça sıcak davranmaya başladığını fark edince şaşırdım. Bu küfürlerin aslında bir tür sınama olduğunu fark ettim. ''Bu kadarı kâfi, mon petit,'' dedi garson. ''Tu ne pas dobie, ama iyi çalışıyorsun. Gel de akşam yemeğini ye.'' Otel adam başına 2 litre şaraba izin veriyor. Ben bir şişe daha çaldım. Güzel güzel içelim. Üstümüz olan çalışanlardan arta kalanlarla harika bir akşam yemeği yedik. Mayışan garson bana gönül maceralarını, İtalya'da bıçakladığı 2 adamı ve askerlikten nasıl yırttığını anlattı. Bir kere tanıyınca iyi bir çocuktu. Bana niyeyse Benvenuto Cellini'yi hatırlatıyordu. Yorgundum. Kanter içinde kalmıştım. Ama doğru düzgün yemek yiyebildiğim için kendimi yepyeni bir adam gibi hissediyordum. İş zor görünmüyordu ve bana uygun olduğunu düşünüyordum. Ama devam edip etmeyeceği belirsizdi. Çünkü 25 franga sadece o gün için ek işçi olarak tutulmuştum. Asık suratlı kapıcı parayı sayarak verdi ve dediğine göre sigorta için 25 santim kesti. Daha sonra bunun yalan olduğunu anladım. Sonra koridora çıktı, ceketimi çıkardı. Her yerime dikkatle vurarak çalıntı yiyecek aradı. Bunun ardından şef de personel gelip benimle konuştu. Çalışmaya hevesli olduğumu görünce garson gibi o da sıcak davranmaya başlamıştı. ''İstersen sana sürekli bir iş verebiliriz,'' dedi. Şef garson bir İngilizce söylemekten keyif alacağını söylüyor. ''Bir aylığını anlaşabilir miyiz?'' İşte nihayet bir iş bulmuştum ve hemen kapmaya hazırdım. Sonra aklıma 15 gün içinde açılacak olan Rus lokantası geldi. Bir aylık çalışma sözü verip ortasında ayrılmak ayıp olurdu. Yakında başka bir işe başlama ihtimalimin olduğunu söyledim. 15 günlüğünü anlaşabilir miydik? Şef de personel omuzlarını silkti ve otelin elemanlara yalnızca aylık anlaştığını söyledi. Anlaşılan işi kaçırmıştım. Boris önceden kararlaştırdığımız üzere beni Rue de Rivoli'nin yakınlarında kemerin altında bekliyordu. Ona olanları anlattığımda öfkeden kudurdu. Onu tanıdığımdan bu yana ilk defa kendini kaybetti. Aptal. Aptal oğlu aptal. Arkamı döndüğümde çöpe atacaksan sana iş bulmamın ne manası var? Nasıl diğer lokantadan bahsedecek kadar şapşal olabiliyorsun? Sadece bir ay çalışma sözü verecektin. Ayrılmak zorunda kalabileceğimi bildirmek daha dürüstçe geldi, diye itiraz ettim. Dürüstçeymiş. Bir planjörün dürüst davrandığı nerede görülmüş? Mon ami. Aniden klapamı yakalayıp samimiyetle konuştu. Mon ami, tüm gün burada çalıştın. Otelde çalışmanın neye benzediğini görüyorsun. Sence bir planjörün maddi gücü haysiyetli olmaya yeter mi? Galiba hayır. Peki, o zaman dön ve şef de personele bir ay çalışmaya hazır olduğunu söyle. Diğer işi sallayacağını söyle. Sonra lokanta açıldığında işten ayrılıvereceğiz. Ama anlaşmayı bozduğumda maaşıma ne olacak? Boris bastonunu kaldırıma vurup aptallığım karşısında feryat etti. Maaşının günlük ödenmesini iste. Böylece tek bir kuruş bile kaybetmezsin. Anlaşmasına uymadı diye bir planjöre dava mı açacaklar zannediyorsun? Bir planjör dava açılmayacak kadar alçaktır. Alelacele lokantaya döndüm. Şef de personeli buldum ve ona bir ay çalışacağımı söyledim. Beni hemen işe aldı. Planjör ahlakına dair aldığım ilk ders bu oldu. Daha sonra vicdanım yüzünden tereddüt etmenin ne kadar budalaca olduğunu fark ettim. Zira büyük oteller çalışanlarına oldukça acımasız davranıyor. İnsanları gerekliliğine göre alıp çıkarıyor ve sezon sonunda hepsi de kadronun %10'unu ya da daha fazlasını kovuyor. Önceden haber vermeden ayrılan bir adamın yerine birini bulmakta hiç güçlük çekmiyorlar. Çünkü Paris işsiz otel çalışanı kaynıyor. Neticede anlaşmamı bozmadım. Çünkü Aborje de Johan Cotard'dan ses çıkana kadar 6 hafta geçmişti. Bu sırada Otel X'te çalıştım. 4 gün kafeteride, bir gün 4. katta garson yardımcısı olarak, bir günde yemek salonunun bulaşıklarını yıkayan kadının yerine geçerek. Şansıma tatil günüm pazardı. Ama bazen biri hastalanınca o günde çalışmam gerekiyordu. Sabah 7'den öğlen 2'ye ve akşam 5'ten 9'a kadar, yani 11 saat çalışıyordum. Ama yemek salonunun bulaşıklarını yıkayınca bu 14 saate kadar çıkıyordu. Parisli bir planjörün gündelik ölçütüne göre olağanüstü derecede kısa saatlerdi bunlar. Bu hayatın tek zorlu yanı o labirentimsi mahzenlerin korkunç sıcaklığı ve havasızlığıydı. Büyük ve düzenli bir yer olan bu otel bunun haricinde rahat sayılıyordu.
Kafeterimiz 6 metreye 2 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğinde kasvetli bir mahzendi. Ve kahve makineleri, ekmek kesicileriyle benzeri eşyalarla öyle tıklım tıkış doluydu ki bir şeye çarpmadan insan yürüyemiyordu. Fazla ışık vermeyen tek bir ampulle ve şiddetli alevler püskürten 4-5 ocakla aydınlanıyordu. İçerideki termometre 40 derecenin altını hiç göstermiyordu. Gün içinde bazen 55 dereceye çıktığı bile oluyordu. Bir uçta 5 tane servis asansörü vardı. Diğer uçta da içinde süt ve tereyağı tuttuğumuz bir buzhane. Buzhaneye girdiğimizde ısı bir adımda 40 derece düşüyordu. Bu bana Grönland'ın buzdağları ve Hindistan'ın mercan kıyıları ile ilgili bir ilahiyi hatırlattı. Kafeteride Boris de benden başka iki adam daha çalışıyordu. Biri Mario, çabuk heyecanlanan iri yarı bir İtalyan. Teatral el kol hareketleriyle bir trafik polisini andırıyordu. Diğeri Macar dediğimiz kıllı, kaba saba bir hayvandı. Sanırım Transilvanya ya da daha uzak bir yerden geliyordu. Macar dışında hepimiz cüsseliydik ve yoğun iş saatlerinde sürekli çarpışıyorduk. Kafeterideki iş düzensizdi. Hiçbir zaman boş kalmıyorduk. Ama asıl iş 2 saatlik taşkınlar halinde geliyordu. Her bir taşkına unko defü diyorduk. İlk unko defü 8'de üst katlardaki konuklar uyanıp kahvaltı istemeye başladığında yaşanıyordu. Saat 8'de aniden bodrumun her yerinde patırtılar ve bağırışlar yankılanıyordu. Dört bir yanda ziller çalıyor, mavi önlüklü adamlar koridorlarda koşuşturuyor, servis asansörlerimiz aynı anda çarparak iniyor ve 5 katın 5'inden de garsonlar asansör boşluklarından aşağı küfürler savuruyordu. Tüm görevlerimizi hatırlamıyorum ama çay, kahve ve çikolata hazırlamayı, mutfaktan yemekleri, bodrumdan şarapları, yemek salonundan meyve ve benzeri şeyleri getirmeyi, ekmek dilimleyip kızartmayı, tereyağı küplerini yuvarlamayı, reçel tartmayı, süt kutuları açmayı, kesme şekerleri saymayı, yumurta haşlamayı, yulaf lapası pişirmeyi, buz dövmeyi, kahve öğütmeyi içeriyordu. Ve tüm bunlar 200 müşteri için yapılıyordu. Mutfak 30 metre, yemek salonu da 60-70 metre ötedeydi. Servis asansörüyle yolladığımız her şeyi fişe geçirmemiz, fişleri de itinayla dosyalamamız gerekiyordu. Tek bir küp şeker kaybolsa dahi sorun çıkıyordu. Acaba esmer mi olacak, sarışın mı? Hiç fark etmez. Yeter ki fazla zayıf olmasın. Bunu izleyen 2 gün çok kötü geçti. Sadece 60 santimimiz kalmıştı. Onunla da 250 gram ekmekle ekmeğe sürmek için bir parça sarımsak aldık. Sarımsak tadı damakta kalıp yakın zamanda yemek yemiş yanılsaması yaratsın diye sürülüyordu. Günün çoğunu Jardin de Plante okuyarak geçirdik. Boris taşlarla uysal güvercinleri vurmaya çalıştı ama hep ıskaladı. Sonra zarfların arkasına akşam yemeği menüleri yazdık. Yemekten başka bir şeyi düşünmeyi çalışamayacak kadar açtık. Boris'in sonunda kendisi için seçtiği yemeği hatırlıyorum. Şöyleydi. Bir düzine istiridye, borş çorbası, üstü kremalı kırmızı tatlı pancar çorbası, karavideler, piliç enkarasol, haşlanmış erikli dana eti, küçük patates, salata, yufkalı et ve rokfor peyniri. Yanında da 1 litre burgonya şarabıyla eski bir konyak. Boris'in damak tadı uluslararası çaptaydı. Daha sonra refaha kavuştuğumuzda bunun gibi büyük yiyecekleri hiç zorlanmadan yediğini görmüşümdür. Paramız bitince iş aramayı bıraktım ve bir gün daha yemeksiz kaldım. Aboge de Jehan Cotard'ın gerçekten açılacağına inanmıyor, başka hiçbir iş ihtimali de göremiyordum. Ama yatmaktan başka bir şey yapamayacak kadar miskindim. Sonra talih aniden yüzümüze güldü. Gece saat 10 civarında sokaktan heyecanlı bir bağırış geldi. Kalkıp cama çıktım. Boris aşağıda bastonunu sallamaktaydı. Yüzü sevinçten ışıldıyordu. Konuşmaya başlamadan önce cebinden ortadan katlanmış bir somun çekip çıkarttı ve bana fırlattı. Mon ami, mon cher ami, kurtulduk. Bil bakalım ne oldu. İş mi buldun yoksa? Palace de la Concorde'un yakınındaki Otel X'te ayda 500 frank ve yemek. Bugün oradaydım, çalışıyordum. Tanrım nasıl yedim. 10-12 saatlik çalışmanın ardından sakat bacağına rağmen aklına ilk gelen şey bana müjdeyi vermek için otelime kadar 3 kilometre yürümek olmuştu. Dahası bana ertesi gün öğle paydosunda onunla Tulliers'te buluşmamı söyledi. Benim için yemek aşırmaya çalışacaktı. Kararlaştırdığımız saatte bir bankta buluştuk ve gazete kağıdından büyük, ezilmiş bir paket çıkardı. İçinde hepsi birbirine karışmış halde dana kıyması, bir parça kamember peyniri, ekmek ve bir de ekler vardı. Voilà, dedi Boris. Senin için ancak bu kadar aşırabildim. Kapıdaki görevli kurnaz domuzun teki. Bir bankta gazeteden yemek yemek hiç hoş değildir.
Özellikle de genelde güzel kızlarla dolu olan Tullier's'te. Ama ben bunu umursamayacak kadar açtım. Ben yemek yerken Boris otelin kafeterisinde çalıştığını açıkladı. Yanikilerde. Anlaşılan kafeteri oteldeki en aşağı konumdu ve bir garson için çok kötü bir düşüştü bu. Ama Aboje de Jean Cotard açılana dek idare ederdi. Bu süre zarfında ben de Boris'le her gün Tullier's'te buluşacaktım. Benim için olabildiğince çok yiyecek aşıracaktı. Bu düzenlemeyi 3 gün sürdürdük ve karnımı sadece çalıntı yiyeceklerle doyurdum. Sonra tüm sıkıntılarımız son buldu. Çünkü Otel X'teki planjörlerden biri ayrıldı ve Boris'in tavsiyesi üzerine ben işe alındım. Otel X klasik bir cephesi, yan tarafında da fare deliğini andıran küçük ve karanlık bir servis girişi olan büyük ve görkemli bir yerdi. Otele sabah 7'ye çeyrek kala vardım. Pantolonları yağ lekeleriyle dolu bir sıra adam telaşla içeri giriyor, küçük bir büroda oturan bir kapıcı tarafından kontrol ediliyorlardı. Bekledim. Kısa bir süre sonra şef du personel, bir nevi müdür yardımcısı gelip beni sorgulamaya başladı. İtalyandı. Yuvarlak, solgun ve fazla çalışmaktan bitap düşmüş bir yüzü vardı. Deneyimli bir bulaşıkçı olup olmadığımı sorunca evet yanıtını verdim. Ellerime bakıp yalan söylediğimi anladı. Ama İngiliz olduğumu duyunca ses tonunu değiştirip sohbete başladı. İngilizce pratik yapılabilecek birilerini arıyorduk, dedi. Müşterilerimiz hep Amerikalı ve İngilizce bildiğimiz tek şey. Londra'da çocukların duvarlara yazdığı bir şeyi söyledi. İşe yarayabilirsin. Aşağı gel. Yılan kahvi bir merdivenden iyice yer altında kalan dar bir koridora götürdü beni. Tavan öyle alçaktı ki kimi yerlerde eğilmem gerekiyordu. Fazlasıyla havasız ve karanlıktı. Yalnızca birkaç metrede bir soluk ve sarı ampuller vardı. Labirentimsi karanlık koridorlar kilometrelerce uzuyor gibi görünüyordu. Herhalde aslında birkaç yüz metreydiler. Bu da tuhaf bir biçimde akla gemilerin alt güvertelerini getiriyordu. Bu koridorlarda da aynı havasızlık, aynı sıkış tıkışlık, aynı sıcak yemek kokuları ve motor vızıltılarını andıran mutfaktaki ocaktan gelen uğultular ve vızıltılar vardı. Kapı aralıklarından kah savrulan küfürler duyuluyor, kah ateşin kırmızı alevleri görülüyordu. Bir de bu sahnenin ürpertici esintisi hissediliyordu. İlerlerken bir şey sırtıma sertçe çarptı. Bu 50 kiloluk bir buz parçasıydı. Mavi önlüklü bir hamal tarafından taşınıyordu. Hamalın ardından omzunda kocaman bir dana eti taşıyan bir çocuk geldi. Yanağı ıslak ve süngerimsi ete yapışmıştı. Ranjto itiyor diye bağırarak beni kenara itip hızla yollarına devam ettiler. Duvarda ışıklardan birinin altında düzgün bir el yazısıyla şöyle yazılmıştı. Bulutsuz bir kış günü görme ihtimaliniz, Otel X'te bakire bir kadın görme ihtimalinizden daha yüksektir. Acayip bir yere benziyordu burası. Koridorlardan biri çamaşırhaneye açılıyordu. Burada yüzü iskeleti andıran yaşlı bir kadın bana mavi bir önlük, bir de yığın bulaşık bezi verdi. Sonra chef du personel beni yer altındaki küçük bir iğne götürdü. Adeta mahzenin altındaki bir mahzene. Burada bir lavaboyla birkaç ocak vardı. Tavan tam dik duramayacağım kadar alçaktı. Hava ise herhalde 40 dereceydi. Chef du personel görevimin oteldeki üstlerim için yukarıdaki küçük yemek odasına yemek getirip götürmek, odalarını temizlemek ve tabaklarını yıkamak olduğunu söyledi. O gittikten sonra yine İtalyan olan bir garson kıvırcık kafasını kapıdan uzatıp öfkeli öfkeli bana baktı. ''İngilizsin ha?'' dedi. ''Burada patron benim. Eğer iyi çalışırsan'' kafaya bir şişe dikmiş gibi yapıp lıkır lıkır diye sesler çıkardı. ''Eğer iyi çalışmazsan'' kapıya şiddetli tekmeler savurdu. ''Benim için boynunu kırmak yere tükürmek kadar kolay olur. Ve bir sorun çıkarsa sana değil bana inanacaklardır. O yüzden ayağını denk al.'' Bunun ardından alelacele işe koyuldum. Arada yaklaşık bir saat hariç sabah 7'den akşam 9'u çeyrek geçeye kadar çalıştım. Önce tabakları yıkadım. Sonra çalışanların yemek odalarındaki masaları ve yerleri sildim. Sonra bardaklar ve bıçakları parlattım. Sonra yemekleri getirip götürdüm. Sonra tekrar bulaşık yıkadım. Sonra biraz daha yemek getirip götürdüm. Ve biraz daha bulaşık yıkadım. Kolay bir işti ve yemek almak için mutfağa girdiğim zamanlar hariç bir sıkıntı yaşamadım. Mutfak gibi bir yeri daha önce hiç görmemiştim. Hatta hayal bile edemezdim. Boğucu, alçak tavanlı, cehennemi andıran bir mahzendi. Ocakların ateşinden kırmızıya bürünmüştü ve savrulan küfürlerle tencere tavaların şangırtısı yüzünden sağır edici bir gürültüsü vardı. Öyle sıcaktı ki ocaklar dışında tüm metal eşya kumaş bezlerle kaplı durmak zorundaydı. Ortada fırınlar vardı ve beyaz keplerine rağmen yüzlerinden ter akan 12 aşçı burada koşuşturup duruyordu.
Fırınların etrafında tezgahlar vardı. Garsonlar ve planjörlerden oluşan bir güruh burada ellerinde tepsilerle durmuş yaygara koparıyordu. Yarı çıplak yamaklar ateşi besliyor ve devasa sos tencerelerini kumla ovuyordu. Herkes telaşlı ve öfkeli görünüyordu. Pala bıyıklı, kırmızı suratlı, ince bir adam olan aşçıbaşı ortada durmuş, bir planjöre küfretmek için ara verdiği anlar hariç sürekli ''Samaş de bui, samaş un chateaubriye pemsenti'' diye gürleyip duruyordu. Üç tane tezgah vardı ve mutfağa ilk girişimde tepsimi bilmeden yanlış tezgaha koymuştum. Aşçıbaşı yanıma geldi. Bıyıklarını kıvırdı ve beni tepeden tırnağa süzdü. Sonra kahvaltı aşçısını çağırıp beni gösterdi. ''Şunu görüyor musun? İşte bugünlerde bize böyle planjörler yolluyorlar. Nerelisin sen gerizekalı? Charentonlusundur herhalde.'' Charenton'da büyük bir akıl hastanesi vardı. ''İngiltereliyim.'' dedim. ''Belli. Pekala Monsieur Monsieur Langlais. Sana bir orospu çocuğu olduğunu bildirebilir miyim? Şimdi Fomoleko ve diğer tezgaha ait olduğun yere geç.'' Mutfağa her girişimde benzer bir muameleye maruz kalıyordum. Çünkü her zaman bir hata yapıyordum. İşte işi bilmem bekleniyordu ve bu doğrultuda küfür yiyordum. Meraktan bana gün içinde kaç kere maku dendiğini saydım. 39'du. İtalyan 4.30'da ara verebileceğimi ama 5'te tekrar çalışmaya başlayacağımız için dışarı çıkmaya değmeyeceğini söyledi. Sigara içmek için tuvalete gittim. Sigara içmek katiyen yasaktı. Ve Boris beni tek güvenli yerin lavabo olduğuna dair uyarmıştı. Ondan sonra tekrar çalışmaya başladım ve 9'u çeyrek geçe bir garson kapıdan kafasını uzatıp geri kalan bulaşıkları bırakmamı söyleyene dek çalıştım. Bana tüm gün domuz, pezevenk vesaire dedikten sonra bir anda oldukça sıcak davranmaya başladığını fark edince şaşırdım. Bu küfürlerin aslında bir tür sınama olduğunu fark ettim. ''Bu kadarı kâfi mon petit,'' dedi garson. ''Tu ne pas dobie, ama iyi çalışıyorsun. Gel de akşam yemeğini ye.'' Otel adam başına 2 litre şaraba izin veriyor. Ben bir şişe daha çaldım. Güzel güzel içelim. Üstümüz olan çalışanlardan arta kalanlarla harika bir akşam yemeği yedik. Mayışan garson bana gönül maceralarını, İtalya'da bıçakladığı 2 adamı ve askerlikten nasıl yırttığını anlattı. Bir kere tanıyınca iyi bir çocuktu. Bana niyeyse Benvenuto Cellini'yi hatırlatıyordu. Yorgundum. Kanter içinde kalmıştım. Ama doğru düzgün yemek yiyebildiğim için kendimi yepyeni bir adam gibi hissediyordum. İş zor görünmüyordu ve bana uygun olduğunu düşünüyordum. Ama devam edip etmeyeceği belirsizdi. Çünkü 25 franka sadece o gün için ek işçi olarak tutulmuştum. Asık suratlı kapıcı parayı sayarak verdi ve dediğine göre sigorta için 25 santim kesti. Daha sonra bunun yalan olduğunu anladım. Sonra koridora çıktı, ceketimi çıkardı. Her yerime dikkatle vurarak çalıntı yiyecek aradı. Bunun ardından şef du personel gelip benimle konuştu. Çalışmaya hevesli olduğumu görünce garson gibi o da sıcak davranmaya başlamıştı. ''İstersen sana sürekli bir iş verebiliriz.'' dedi. Şef garson bir İngilizce söylemekten keyif alacağını söylüyor. ''Bir aylığını anlaşabilir miyiz?'' İşte nihayet bir iş bulmuştum ve hemen kapmaya hazırdım. Sonra aklıma 15 gün içinde açılacak olan Rus lokantası geldi. Bir aylık çalışma sözü verip ortasında ayrılmak ayıp olurdu. Yakında başka bir işe başlama ihtimalimin olduğunu söyledim. 15 günlüğünü anlaşabilir miydik? Şef du personel omuzlarını silkti ve otelin elemanlara yalnızca aylık anlaştığını söyledi. Anlaşılan işi kaçırmıştım. Boris önceden kararlaştırdığımız üzere beni Rue de Rivoli'nin yakınlarında kemerin altında bekliyordu. Ona olanları anlattığımda öfkeden kudurdu. Onu tanıdığımdan bu yana ilk defa kendini kaybetti. ''Aptal, aptal oğlu aptal. Arkamı döndüğümde çöpe atacaksan sana iş bulmamın ne manası var? Nasıl diğer lokantadan bahsedecek kadar şapşal olabiliyorsun? Sadece bir ay çalışma sözü verecektin. Ayrılmak zorunda kalabileceğimi bildirmek daha dürüstçe geldi.'' diye itiraz ettim. Dürüstçeymiş. Bir planjörün dürüst davrandığı nerede görülmüş? Mon ami. Aniden klapamı yakalayıp samimiyetle konuştu. Mon ami, tüm gün burada çalıştın. Otelde çalışmanın neye benzediğini görüyorsun. Sence bir planjörün maddi gücü haysiyetli olmaya yeter mi? Galiba hayır. Peki, o zaman dön ve şef du personele bir ay çalışmaya hazır olduğunu söyle. Diğer işi sallayacağını söyle. Sonra lokanta açıldığında işten ayrılıvereceğiz. Ama anlaşmayı bozduğumda maaşıma ne olacak?
Boris bastonunu kaldırıma vurup aptallığım karşısında feryat etti. Maaşının günlük ödenmesini iste. Böylece tek bir kuruş bile kaybetmezsin. Anlaşmasına uymadı diye bir planjöre dava mı açacaklar zannediyorsun? Bir planjör dava açılmayacak kadar alçaktır. Alelacele lokantaya döndüm. Şef de personeli buldum ve ona bir ay çalışacağımı söyledim. Beni hemen işe aldı. Planjör ahlakına dair aldığım ilk ders bu oldu. Daha sonra vicdanım yüzünden tereddüt etmenin ne kadar budalaca olduğunu fark ettim. Zira büyük oteller çalışanlarına oldukça acımasız davranıyor. İnsanları gerekliliğine göre alıp çıkarıyor ve sezon sonunda hepsi de kadronun %10'unu ya da daha fazlasını kovuyor. Önceden haber vermeden ayrılan bir adamın yerine birini bulmakta hiç güçlük çekmiyorlar. Çünkü Paris işsiz otel çalışanı kaynıyor. Neticede anlaşmamı bozmadım. Çünkü Aborje de Johan Cotard'dan ses çıkana kadar 6 hafta geçmişti. Bu sırada Otel X'te çalıştım. 4 gün kafeteride, bir gün 4. katta garson yardımcısı olarak, bir gün de yemek salonunun bulaşıklarını yıkayan kadının yerine geçerek. Şansıma tatil günüm pazardı. Ama bazen biri hastalanınca o gün de çalışmam gerekiyordu. Sabah 7'den öğlen 2'ye ve akşam 5'ten 9'a kadar, yani 11 saat çalışıyordum. Ama yemek salonunun bulaşıklarını yıkayınca bu 14 saate kadar çıkıyordu. Parisli bir planjörün gündelik ölçütüne göre olağanüstü derecede kısa saatlerdi bunlar. Bu hayatın tek zorlu yanı o labirentimsi mahzenlerin korkunç sıcaklığı ve havasızlığıydı. Büyük ve düzenli bir yer olan bu otel bunun haricinde rahat sayılıyordu. Kafeterimiz 6 metreye 2 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğinde kasvetli bir mahzendi. Ve kahve makineleri, ekmek kesicileriyle benzeri eşyalarla öyle tıklım tıkış doluydu ki bir şeye çarpmadan insan yürüyemiyordu. Fazla ışık vermeyen tek bir ampulle ve şiddetli alevler püskürten 4-5 ocakla aydınlanıyordu. İçerideki termometre 40 derecenin altını hiç göstermiyordu. Gün içinde bazen 55 dereceye çıktığı bile oluyordu. Bir uçta 5 tane servis asansörü vardı. Diğer uçta da içinde süt ve tereyağı tuttuğumuz bir buzhane. Buzhaneye girdiğimizde ısı bir adımda 40 derece düşüyordu. Bu bana Grönland'ın buzdağları ve Hindistan'ın mercan kıyılarıyla ilgili bir ilahiyi hatırlattı. Kafeteride Boris de benden başka iki adam daha çalışıyordu. Biri Mario, çabuk heyecanlanan iri yarı bir İtalyan. Teatral el kol hareketleriyle bir trafik polisini andırıyordu. Diğeri Macar dediğimiz kıllı, kaba saba bir hayvandı. Sanırım Transilvanya ya da daha uzak bir yerden geliyordu. Macar dışında hepimiz cüsseliydik ve yoğun iş saatlerinde sürekli çarpışıyorduk. Kafeterideki iş düzensizdi. Hiçbir zaman boş kalmıyorduk. Ama asıl iş 2 saatlik taşkınlar halinde geliyordu. Her bir taşkına unko defü diyorduk. İlk unko defü 8'de üst katlardaki konuklar uyanıp kahvaltı istemeye başladığında yaşanıyordu. Saat 8'de aniden bodrumun her yerinde patırtılar ve bağırışlar yankılanıyordu. Dört bir yanda ziller çalıyor, mavi önlüklü adamlar koridorlarda koşuşturuyor, servis asansörlerimiz aynı anda çarparak iniyor ve 5 katın 5'inden de garsonlar asansör boşluklarından aşağı küfürler savuruyordu. Tüm görevlerimizi hatırlamıyorum ama çay, kahve ve çikolata hazırlamayı, mutfaktan yemekleri, bodrumdan şarapları, yemek salonundan meyve ve benzeri şeyleri getirmeyi, ekmek dilimleyip kızartmayı, tereyağı küplerini yuvarlamayı, reçel tartmayı, süt kutuları açmayı, kesme şekerleri saymayı, yumurta haşlamayı, yulaf lapası pişirmeyi, buz dövmeyi, kahve öğütmeyi içeriyordu. Ve tüm bunlar 200 müşteri için yapılıyordu. Mutfak 30 metre, yemek salonu da 60-70 metre ötedeydi. Servis asansörüyle yolladığımız her şeyi fişe geçirmemiz, fişleri de itinayla dosyalamamız gerekiyordu. Tek bir küp şeker kaybolsa dahi sorun çıkıyordu.